Merhaba sevgili dostlar, videolara ve kanala hoş geldiniz. Ben Erustan, hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bugün kendime izin verdim. Gezmeyeceğim, dolaşmayacağım. Eşek gibi yatacağım bugün akşama kadar. Geldim geleli bir gün bir istirahatim, bir gün bir tatilim olmadı ya. Gerçekten. Şimdi bir çay yapalım, çay demleyelim. Meşhur benim siyah çayımdan. Başka türlü bir sürü çaylar var da şimdi ağzımın tadını bozmak istemiyorum. Ovar zovar bir şeyler de var. Çayımızı demleyelim, karşılıklı oturalım, sohbetimize devam edelim arkadaşlar müsaadenizle. İnşallah sizleri bekletmem. Evet. Siyah çay her zaman olduğu gibi candır. Sevgili dostlar, suyumuzu kaynattık. Hiç su eksik olmaz kettle'dan. Suyu da burada musluktan içmiyorlar. Hazır su alıyorlar. Hazır su alıyorlar lakin mutfakta su arıtma cihazı var. Hadi su arıtma cihazının suyu da fena değil yani işimizi görüyor. Çaya, çorbaya, şunu. Arkadaş ortalık da çok aşırı temiz yani şimdi hiçbir şey yapamıyoruz ki böyle. Evet arkadaşlar. Müsaadenizle bir yerleşeyim şöyle. Abi bunları ye bıktım ya. O niye, bu niye, şu niye bıktım ya. Yemin ediyorum var ya artık mutfağa giresim gelmiyor. Mutfağa giresim gelmiyor abi. Demine alsın çayımız. Şeker kullanmıyorum. Hurma var. Hurmayı nereden biliyorlarsa bunlar. Ne bileyim böyle garip grup şeyler var işte. Cips. Ondan sonra diyoruz ki bunlar niye güzeller. Bir sürü şey var. Adamın gözü doyuyor yani. Bugün dediğim gibi bugün kendime izin verdim abi. Bugün kendime izin verdim. Gezmeyeceğim, dolaşmayacağım. Bugün akşama kadar yatacağım, istirahat edeceğim. Bir uykumu almam lazım. Bir vücut kendine bir gelsin. Bir duşumu alıp şöyle bir dinleneceğim. Dinleneceğim yani. Abi dışarı soğuk, aşırı soğuk. Ya bu soğuklarda kemiklerini soğutuyor. Yani böyle iliğine kadar işliyor. Anlatabildim mi? İliğine kadar işliyor. Yani böyle olunca tabii biz de çok fazla alışkın değiliz. Yeterince soğuğun şeyini giderdim. Soğuğu özlemişiz yani. Şöyle demledim. Daha afyonum patlamadı. Patlamadığı için de açılamadım şu anda. Afyonumuz patlamadı. Ha diyeceğim bu kayıt küregeçlerini biraz geç yaptırdık biz. Aslında basit şeylermiş. İnternetten doldurmuştum ben. Ya şunları bir kaldırayım ya. Gözümün önünde. İnternetten doldurmuştum. Diğeriyle. Yanlış bir şey yapmışız biz. Onaylamamışız mı? Ondan sonra gelen cevabı maillere bakmamışız mı? Bir şeyler olmuş işte. Buraya geldik tekrar. Burada bunun kafası biraz fazla çalışıyor. Bu hesap kitap işlerini iyi biliyor. Onu aradı, bunu aradı. Basit bir şey. Tabii ilk kelimemiz, ilk acemilik olunca böyle şeyler yaşıyoruz. Ama bir daha geldiğimizde tabii ki bu kadar uğraşmayız yani. Ne yaparız? Yine evde kalacağımız için. Ha otelde kalırsanız ne olur? Otelde pasaportunuzun fotokopisini alıyorlar. İşte havalimanına indiğinizde kaç gün kalacaksanız günlük 2 avro veya 1 dolar, 2 dolar işte neyse sigorta yapıyorlar. Onun da fotokopisini bir makbuz veriyorlar. Onunla beraber otel sizin işinizi hallediyor. Lakin işte böyle benim gibi kaçamak şey yaparsanız bilmem ne emniyetin şubesine gidersiniz. Bal. Allah razı olsun. Hanım kızımız ilgilendi. Videonun devamında o belgeleri atabilirim. Ve ayrıca bir video da çekebilirim bilmiyorum. Basit şeyler aslında. Yani ben 10-15 dakika sündüre bu işleri anlatarak milletin merakını celbetmeye gerek yok. Gelmek isteyenleri strese sokmaya gerek yok. Kalacağınız otel zaten bu işi hallediyor.
evde kalıyorsanız, evde kalıyorsanız da evin adresini, telefon numarasını, ev sahibinin adını, onun pasaport, kimlik fotokopisini işte götürüyorsunuz bir yere ev sahibiyle beraber. Oğlar zahmet ede katların canım ne olacak sanki. Neyse, oraya geçelim şimdi. Biraz sohbete devam edelim. Abi ortam sıcak, güzel. Doğalgaz beleş burada. Doğalgaz beleş. Beleş olunca da üzüm abi, üzümü bitirdim ya. Elim ayağım durmuyor ki. Bir daha alsın. Bundan çok yerdik biz ya. Oğlum sen bir dur la. Şundan. Abi yanlış yere attık. Bunlardan çocukken çok yedik. Leblebinin içine karıştırırlardı. Bu üzüm bu işlere bağırsak çalıştırır. Sıcak çayla. Benim gibi alkolünüz alkolünüz yoksa, garaj, sigaranız yoksa böyle şeyler yiyin içinde arkadaşlar. Bunlar hep sağlıklı şeyler. Tamam. Biraz sonra size manzara izleteceğim. 17. kattayız. Buradan aşağı düşsem beni yerden jiletle kazırlar. Bayağı yüksek. Uzun zamandır bu kadar yüksek bir binaya çıkmamıştım. Şehir çok gelişmiş. Minsk, başkent ve hala da yeni binalar yapılıyor. Yeni binalar böyle yüksek 20-25 katlı binalar yapılıyor. Güzel abi. Elim ayağım durmuyor. Cips gibi bir şey. Vay be. Bu koku neyse. Belarus'a has bir koku. Enteresan. İnsanlara çok saygılı, hürmetli. Devlet dairesine falan gittiğinde ben zorluk çıkarmıyorlar. Kayıt kürek işleri çok basit şeyler. Biz memleketten alışmışız. Her şeyin zorluğuna, zor iş yapmaya, zor iş yaptırmaya. Alışmışız abi ya da beynimizin içine işlemiş. Bilmiyorum artık şimdi işler kolay mı bilmiyorum bu devlet dairelerinde nedir, nasıl olur. Böyle bir anda işlerini falan halledilince diyorsun ki Allah Allah bir eksik mi oldu amına koyayım, ne oldu hemen beni dışarı atıyorsunuz hani. Bakıyorsun tamam evraklar. Böyle olacak abi. Hemen tak tak gireceksin işini halledecekler. Devlet kurum dediğim böyle olur. Böyle olması lazım. Basit işler artık. 2020 yılındayız. Bunların kötü bir huyu var. Bu Belarus vatandaşları kimlik kullanmıyor. Hepsi pasaport kullanıyor. Şimdi kızına gittik oraya. İşte evden bir belge falan istediler işte. 2-3 tane belge çıkardı. Yani benim yanımda kalıyor. Ben arkadaşa kefilim demek istiyor yani. Bana kefil oluyor. Yani benim yanımda kalıyor. İşte belgesi bu, evin adresi şu. Bilmem nesi bu. Ondan sonra bir çıkardı pasaport. Benim pasaport gibi. Tak tak. Bunlarda kimlik yok. Bunlar pasaport kullanıyor. Doğduklarında mı veriyorlar böyle 8-10 yapraklı bir şey. Yavaş yavaş geçiyorlar ama kimliği. Kimlik içinde. Bizim gibi bu küçük kimlikler var ya. Ona yavaş yavaş geçiyorlar. Hızlılar yani. Çabuk ayak uyduruyorlar. Paradan 6-0 atmışlar. Hep kağıt para kullanıyorlarmış. Demir para diye bir şey hayatlarına girmiş. Ne bileyim yani bir kola alıyorsun 1 ruble. Bir sürü bozuk para veriyor. Paralardan bir tanesi de kopek. Onu hiç geçmiyor. Böyle atıyorlar. Bu diye geçmez diye. Nereye baksam işte otobüs diyor ki 81 ruble 10 kopek diyor. Komime gidiyor. Ne demek ki kopek? Tövbe ya.
İnsan biraz araştırır bu isim koyarken. Değil mi? Şu dünyanın bir gidişatına bakar. Kelimeler ne anlama geliyor? Yani elin vatandaşı buraya geldiğinde bu işleri görüp gülmesin bize falan. Rezil olmayak diye insan bir araştırır ya. Ve Citroen Saxo vardı bizim memlekette, araba. Adam gidiyor onu alıyor ya. Ya da kadın bilmiyorum yani. Hala adam o ismi koymuş, senin ne gidiyorsun onu alıyorsun. Bir şey göstereceğim bak. Anam. Abi evi gezdirmiyorum. Biz evde misafiriz. Buna kiraladığımız bir ev değil. Tamam, şimdi YouTube'a mutluma vereceğiz. Yani etik olmaz. Ondan sonra kıza da söylemedik yani. Hani evi gezdirmiyorum da bir manzara izleteyim size. Şurada Hazreti Fatıma annemizin eli var yani. Onun elinin resmettikleri her Türk evinde. Şimdi bizim adetlerimiz de vardır. Böyle evlerde, bacalarda, işte çatılarda böyle bereket getirsin diye o el şeklini asarlar, yapıştırırlar. Burada da gördüm. Dedim ne anlama geliyor dedim. Bilmiyorum dedi. Ama almış yani. Bak. Bak 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 bak. Ne oldu lan bu elim? Mıknatıslı lan mıknatıslı. Şöyle göstereyim de. Bu bildiğin Hazreti Fatıma annemizin eli. Abi dün şeye gittik. Zürafa. Dün derken birkaç gün önce. Şimdi bunun masaj kursu mu varmış, neyi varmış? Gittik oraya, bekledim işte. Markette falan video çektim ya. Ya ben yanlış anlamışım. Masaj kursu diyorum. Masajın kursu mu olur? Ne saçma falan diye kızıyorum kıza, tamam. Nereden çıksak lan balkona? Abi bu bir geldi. Hangi el lan? Sağ eli komple şey. Ha, bu gösterdiğim el şeklinde. 8-10'a bölmüşler. Böyle hayat çizgisi falan var ya ellerde. İşte şuralarda mesela bak. Şu işte ömür çizgisi. Öbürü ömür gedik çizgisi. Öbürü öbürü Tarkan çizgisi. Öbürü bilmem ne Zartturk çizgisi. Öyle bir şey sallarlar. Abo. Çizdirmiş. Dirseklerini ne kadar çizdirmiş. Yani benim bir gülme tuttu, dedim gel bakayım senin falına biraz. Okudum, sallayayım kafadan. Öyle şeylere merak sarıyorlar buranın karıları. Terapi gibi bir şey oluyor onlara da işte. Aba, bu ne lan? Aba şişası falan çok yüksek ya. Ama abi, ben bu balkonda yaşarım ha. Bu balkonda bana soğan ekmek verin, bir de çay getirin bana. Ha, bu küçücük yerde yaşarım ben. Bir tane sehpa, bir tane sandalye. Şu manzaraya baksana abi, tarlalar falan var karşıda. Ekim mekim mi ekiyorlar, pancar mı ekiyorlar acaba lan oraya? Abi burada çok boş arazi var, tamam mı? Tarım işine girek biz burada. Bunlar bilmez pancarı mancarı. Bak şimdi bak bak bak, manzaraya bak abi. Tarlaları görüyor musunuz karşıda, yeşil yeşil? O abicim böyle gidiyor manzara işte. Karşıdaki gök nasıl? De şöyle aşağı bakalım. Ah işte böyle. Şu bina güzel şu. Bak 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 bak. Görüyor musun? Şimdi bana böyle bina lazım ya. Mis abi mis. Çatıya kadar yığma tuğla. Fırın tuğla. Dümdüz. Böyle kapatalım da. Artistliğe gerek yok. Annem der soğuğa artistlik yapma. Ama manzara güzel abi. Bu manzara da var ya işte, her şey yapılır. Her şey yapılır bu manzarada. Ondan sonra oda da fena değil ha. Oda çok. Buradaki evlerin bütün odalarında tuvalet, banyo dahil duvar kağıdı var abi. Bayıldım ya. Yani 70-80 yıllık evlerde, odalarda da aynı. Yeni evlerde, yeni binalarda da aynı. Burası yeni bir bina.
Bizim Tokyo'nun binalar gibi. Baksana abi. Evet arkadaşlar, şu an Londra'dayım. Londra'nın bilmem ne caddesinde telefon kulübesi. Biraz sonra bununla Astumon'u arayacağım. Astumon'u bak. Açacaksın buradan, gireceksin içine. Muhtemelen biri var. James Bond'un filmlerinde görüyorduk ya. Abi gördüğünüz yerde de iki katlı Londra, başkent Londra'nın otobüsleri. Ondan sonra bizim eşyalar, valizler falan buralarda işte. Bak şimdi bak. Nasıl abi? Ben böyle büyük saat görmedim abi. Eşek kadar. Neyse, fazla kurcalamayalım. Fazla kurcalamayalım abi. Fazla da kurcalamayalım abi. Abi böyle güzel işte. Güzel. Abi şu odada akşamları ben var ya. Bu odaya girmek istemiyorum ya. Girmek istemiyorum bu odaya abi. Şu karşıda gördüğünüz şeydi. 1,5 saat uğraştım. Bak. Gel la buraya. Bu var ya bu. Bunu böyle Ikea'dan almışlar. Aha bak bu. Bunu böyle Ikea'dan almış, tamam mı? Abi kadın. Her yerde aynı kadınlar. Abi sakalım kaşınıyor ya. Ya bir insan gibi berber bulamadık ya abi. Sakalımı keseceğim abi. Vallahi bak. Ikea'dan almış bunu. Ben yapıyorum, o gülmekten geberiyor. Niye gülüyorsun oğlum dedim ya. Sen hızlı yapıyorsun, ben diyor, bir hafta uğraştın diyor. Ne var lan bunun bir haftalıkta? Ama bilmezsen uğraşırsın. Abi sakalım kaşınıyor ya. Şey bulamadık, berber bulamıyorum abi. Böyle kenarda köşede bodrum katta bir yer falan olur ya bizim oralarda. Ya da işte küçük bir köşe. Yanımda dönerci. Bakıyorum buralar tabii her taraf lüks ama başkent. Öyle bina falan yok. Vitesberg'de bile öyle bir şey yok öyle. Boktan yerler yok. Ha, hep bayanlar çalışıyor. Ben zannettim bayan kuaförü. Baktım erkekler artistlik yapıyor içeride. Tabii bizde saç olmayınca. Abi sakalımı acil. Böyle bir halli yoluna koymam lazım ya. Kaşınıyor abi sürekli. Olmuyor yani. Ha diyeceğim öyle işte abi. Puzzle var. Kaç parça lan bu? 1000 parça puzzle abi. 1000 parça. Böyle puzzle olur mu ya? Şuna bakalım. Bak abi. Nasıl? Zevkini sevmedim. Ben olsam daha böyle hayvanlı, insanlı, ne bileyim. Arabalı bir şey alırdım. O benim kankam. Gastumonayız. Tamam mı? Onu yapacakmışız. 1000 parça. Ama ömür mü yeter lan? Allah'ım yarabbim. Ya bu karalar var ya. İyiler, hoşlar da. Abi çayı soğuttuk ya. Abi demiyorsunuz ki ya. Bu nimettir ya. Oy, tamam. İş görürüm. 1000 parça puzzle'la uğraşırım abi. Bal yiyek, bal. Bal yiyek abi. Böyle. Nasılsın? Bunu bitirdim. Ağzına kadar doluydu bu. Ayı gibi yiyorum abi. Ben de bir ayılık olabilir. Bismillah. Çok özür dilerim karşınızda. Bunu da böyle yapınca gülüyorlar. Nimet lan bu, nimet. Oh mis. Elhamdülillah. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Gerçekten. Ne kadar şükretsek azdır. Canımız sağ. İşimiz gücümüz var. Şikayet etmek. Şikayet etmeyelim abi, şükrederim. Şikayet edersek evin yolunu bulamayız. Biz nankörüz insanoğlu. İki evimiz olsa üçüncü isteriz. Bir arabamız olsa ikinci isteriz. Bir karımız olsa ikinci isteriz. Bak bu olabilir işte. Bunu istemek lazım. Suç mudur la acaba böyle konuşmak? Ha? Dava açmasınlar sonra.
Yok abi iki hatuna karşıyız biz. Tövbe estağfurullah. Bizim kültürümüzde öyle bir şey yok. Arkadaşlık geçiyoruz bazen konuşuyoruz da. Bizde tek iyidir boşver. Bir de bu işleri biz Türk erkekleri çok abartıyoruz. Karagöz işlerini. Hani olmadığı için bizim gözümüzde büyüyor. Aslında çok da bu işlerin üzerine düşünmeye gerek yok. Üzerinde ailesi, çoluğu, çocuğu, üzerinde bir işi gücü olan insanlar bu işleri çok fazla kafa yormazlar. İşine gücüne bakarlar. Tabii birikim yaparlar, para biriktirir, çoluğuna çocuğuna yatırım yapar onların. Onların eğitimiyle uğraşırlar. Ama işte böyle boştaki bekar, evlenemeyen genç yaşta arkadaşlar hani yapıyor ama ulaşamıyor. Her şeyi televizyonda görüyor. Anlatabildim mi? İnternette. Dokunamıyor canlısına. Dolayısıyla hayal dünyalarını çok acayip fantaziler süslüyor. Ulaşamadığı için de gözünde büyüyor, büyüyor, abartıyor. Para yok, pul yok, imkan yok. Ondan sonra da hayatının bütün vaktini bu işlerle konuşmaya, bu işlerin peşinde koşturmaya harcıyor. Halbuki gelse bak, buraya gelse mesela, şimdi genç arkadaşlarımız var. Yani bir 4-5 milyar akıyacak gelecek buraya. Ya da işte bu turizm sektörü falan diyor, anlatıyorum ya. Abi sadece otelde kalıyorsun, kira vermiyorsun değil ki. Her anlamda, kendini geliştirme anlamında. Ondan sonra sosyalite anlamında. İşte insanoğlu buna açık bir şey. Yani şimdi burada köpek gezdiren, kedi gezdiren insanlar var. İşte Belarus'un bilmem neresi ya da Amerika'da ya da ne bileyim. Adam köpeği uzaya gönderiyor maymur değil mi? Yani hayvanlar bu tür gelişmeye, terakkiye açık değiller arkadaşlar. Yaratılış gereği. Anlatabildim mi? Onlara mamasını verirsin, altını eder. Seversin, okşarsın, sevinir, kuyruk sallar. O kadar. Ama insan terakkiye açık bir varlık. Aklı var, fikri var, gelişmeye. Hem muhtaç hem açık. Dolayısıyla küçük yerlerdeki insanların, hepimizin, bizlerin yaşam şartları, standartları belli. Kültürümüz, ailemizden aldığımız alışkanlıklar da ona göre şekilleniyor. Hayat yolculuğunda. İşte doğudan arkadaşlar geliyor mesela. Adam küçük kasabadan, köylerden, ya kasaba diyelim artık, köy müyü kalmadı da. Ya sadece 3-4 tane ulusal kanal izlemiş, anlatabildim mi? Çobanlık yapmış, ne bileyim ovada reçberlik yapmış. Belki Urfa'nın bilmem ne köyüne, kasabasına gelmiş işte. Kurban'da, bayramda, serende vesaire işte. Veya batıda. Ama adam böyle bir birebir yabancı insanlarla, bırak yani şimdi yabancı da Türk, bir bayanla, bir hatunla hiç muhatap olmamış. Bizim Karadeniz'den de arkadaşlarımız var, geliyor ya da işte. Adam ta Edirne'den gelmiş, çocukla tanıştım. Edirne, Ebesir'in Fizan'ı, Edirne nereye, Antalya nereye? İş işte gelmiş adam. Abi ben her sene gelirim diyor. Barben bir çocuk. Anlatabildim mi? Şimdi selam, kelam, ortam, çevre ama tabii gayret edeceksin birazcık. Sonra her şeyin değişmeye başlıyor. Yani buna açık olursan tabii. Ha kendini kapatıp lojmana, kendini evine kapatıp, kendini köyüne, kasabana kapatıp dışarı çıkmazsan bir şey olmaz yani. Yani bu şeye de ters. Yani dünyanın hani kuruluş tarzına, rajonuna ters. Ne derler? Sünnetullah'a da ters. Yani oturursan bir şey olmaz. Ha, çalışırsan sen de gelişirsin, paranı da biriktirirsin, aklın da terakki eder, ruhun da terakki eder. Güzel sohbet oluyor ya. Konuştukça açılıyorum ha. Ondan sonra bir arkadaş edinirsin. Sonra bir tane daha edinirsin. Düşersin, kalkarsın. Veya bizim Türklerle muhabbet edersin, oturursun, kalkarsın. Kendi kafana göre, kendi meşrebine göre, kendi siyasi görüşüne göre bir hatun bulursun, bir erkek arkadaşı bulursun. Ondan sonra bunu sadece belden aşağı bir muhabbet olsun diye söylemiyorum yani. Ciddi bir şey söylüyorum. Yavaş 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 ortam olur. Yarın bu otelde çalışmasın, başka bir otele gidersin. Niye? Senin bir sene önceki arkadaşın filanca otele gitmiştir. Der ki ya sana gel aman okuyum orası der, şöyle böyle der. Sen de kafana yatmamıştır buranın lojmanı veya işte bir şeyi. Buna gidersin. Ondan sonra falan filan atlarken zıplarken bir yerden bir katruya matruya girersin. Yani piyasayı öğrenirsin. Hani çok işleyip değiştirmek İyi bir şey değil de. Ya bunu yaparken de bir çevren olur, bir arkadaşın olur. Çıktığın yerden kapıları da kapatmadan gideceksin tabii. Bunları da konuşacağız ileride. Anlatabildim mi? Ben sana küstüm aman aferin deyip de çıkmak olmaz. Üslubunca, usturuklu bir şekilde gitmek.
Hem tecrübe olur. E bunları yaparken işte bir Rus hatun, bir Alman, Fransız neyse artık senin otelin müşteri portföyü neyse. Senin de biraz kabiliyetine kalmış bu işler. Yaparsın, edersin, çatarsın derken gelirsin buralara. Veya Rusya'ya veya işte Amerika'ya. Adam İtalya'ya gitti, arkadaşım var İtalya'ya. Anlatabildim mi? E ne yapacak ki burada abi? Diyarbakırlı bir çocuk. E diğeri var Rusya'da mesela. Hatun burnu gitti. Kötü bir şey değil ki. Bunları konuşunca insanlar abi karı muhabbeti, kız muhabbeti abi. Abi bu dünyanın gerçeği bu. Yani normal hayat bu. Biz küçük yerlerde, kasabalarda veya büyük şehirde yaşamasın da mahallenden işine gidip gelmişsin. Anlatabildim mi? O mahallenin dışına çıkmamışsın. En fazla çarşı merkezine berbere gitmişsin. Süpermarkete gitmişsin ayda bir. Anlatabildim mi? Arkadaş çevreni toplasan onu geçmez. Bundan bahsetmiyorum yani. Ama dünyanın gidiş şartı bu. E şimdi bak bir hafta önceki benim ev sahibi zenci. Rus hatun evli. Çocukları nekro. Anlatabildim mi? Nereden bulmuş? Buraya 4 saat uzaklıkta. Hani gitsen kaybolursun. Bilmem bir adam gitse kaybolur. Küçücük bir kasaba. Nereden bulmuş abi? Buluyor işte. Niye gelmiş buraya? Afrika'nın bilmem neresinden. Biz çakılıp kalıyoruz bir yere abi. Kafeye yerleşmişiz bizim. Bunu çocukken böyle kafeye sokmuşlar. Okulu bitirdin mi? İstanbul'a hemen. Niye? Dayının yanına. Okulu bitirdin mi? Bitiremedin mi ortaokulu? Veya liseyi okuyamadın mı? Lise biter. Hemen doğru Ankara'ya. Ya da nereye işte? İstanbul, Üsküdar. Sultanbeyli, Sultan Gazi. Hemen git orada lastik fabrikasına gir çalış. Ne bileyim bilmem ne deposuna gir. Hale gir. Zırt'a gir, zırt'a gir. Çalış, dayının yanında kal. Bir sene, iki sene. Halanın yanında kal. Amcanın yanında kal. Ablanın, eniştenin yanında kal. Böyle çok arkadaşım var. Kalınır mı? E bu zamanda olmaz artık. Bu eskidenmiş. Gurbetlik falan da kalktı artık. E oralarda uğraşacağınıza, rezil olacağınıza işte Antalya, Mantalya, turizm sektörü, lojman, beleş. Gel, kal. İşte pat. Bak burada tatil yapıyorum ben. Yıllık iznimi kullanıyorum. Ondan sonra işte bir şeyler. E ne yapıyorsun sen şimdi? Allah'a şükür kadrodayız. E maaşın tıkır tıkır işliyor abi. Sigortan işliyor. Anlatabildim mi? Ha bir şeyin karşılığında bu oluyor. Onu demek istiyorum yani. Emek veriyorsun karşılığında bu oluyor. Biz kadrolu işe girdiğin zaman rahat rahat takılırsın işte. Ananın yanına gidersin. İznini kullanırsın. Kız arkadaş olur. Yurt dışından gelir. Sen gidersin. Para biriktirirsin. Bu işler böyle böyle olur. Özellikle genç arkadaşlar için söylüyorum yani. Hani belli bir yaştan sonra belki cesaret edemezler. Arkadaşlarımız veya evli barklı adamlar zaten yapmasınlar da. Çayı soğuttuk vallahi var ya, çayı soğuttuk. Abi, karı muhabbeti yapıyorsun ya. Abi gözümün önünde durdukça yiyesim geliyor. Abi. Eyvah ayrılığın yarası bir hoş, bir hoş, an sarhoş, an sarhoş. Yolda ya ben sarhoş, el çek tabip gönlümden, içimdeki sonucu sor. Ula nazardaydı la. Bir de böyle derler. Bir şey olursa nazardaydı. Siktir lan. Nazardaymış. Nazar şurada bekliyor hemen. Sen bir şey içerken pat sana değecek. Nasıl bir şeyse. Nazar değmeye bahane arıyoruz. Bize nazar değer. Niye? Bilmiyorum. Hayvanlara nazar değmez kurban. Öyle diyor. Hayvanlara nazar değer mi? Arkadaşım biriyle kulübede oturuyoruz. Zamanın behrinde. Filancı otelde. Öyle arkada yapılmış tarla. Tarlada da yani otelin yan tarafı komple tarla. Bu kadar otlar. Bir tane teyze her gün geliyor orada. Günün belli saatlerinde
Geçi koyun falan otlatıyor. Ağaçlar maaşlar var. Geçiler ağaçlara falan ayaklarını ardıp bir şeyler yemeye çalışıyorlar falan. Bazen yola çıkıyorlar. Şimdi misafirler onları seviyor meviyor. Neyse böyle bir çay may muhabbeti yaptık. Takılıyoruz. Böyle bir çan sesi geldi. Hani koyunların şey olur ya. Ama arkamızı döndük baktık. Herhalde en büyük koyun oydu yani. Abi maşallah var ya, nasıl diyeyim ben sana, çok affedersiniz, memeleri süt dolmuş, yani yere bu kadar, yani ağırlıktan sarkıyor. Koyun da zayıfça bir şey, boynunda da bile bu kadar, affedersiniz, çay, çan var. Bakar bakmaz ikimizin de dikkatini çekti. Arkadaş dedi ki, la dedi, şu koyuna bak dedi ya. Ha böyle, la dedi. La dedi, bu ne biçim koyun bu dedi ya. Abi koyun takla attı anında. Daha laf bitti bitmez, pa! Yürüyor ya koyun tak tak tak. Bir anda takla attı, düştü yani. Dedim ulan, ne biçim adamsın sen ya. Nazarım değdi diyor. Demek ki hayvanlara nazar değebilir. İlginç. Her şeyden konuşulan kanala hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Biz her boktan konuşuruz. Her şeyle ilgili bir fikrimiz vardır. Trump gitti. Laden miydi ne dedi? Bin. Bin Laden miydi la o gelen? Bin Laden. Trump gitti, Bin Laden geldi. Gelen gideni arattırır diyorlar da Trump iyi adam diye gitmeseydi. O deli, biz deli gidiyorduk. İşe yaramaz, iyi alır. Türkiye eski Türkiye değil, güçlü Türkiye. Şimdi böyle dedik ki hemen CHP'li arkadaşlar abonelikten çıkar. Siyaset konuşmuyoruz. Türkiye büyük Türkiye, ne diyelim abi? Eskiden küçüktü, şimdi büyüdü. Derdimiz de büyüyor. Ekonomimiz de büyüyor. Yapacak bir şey yok. Siyaset yapmıyoruz burada. Onun için... Sevgili dostlar, kalkmayın. Konuşmaktan korkmayın. Sizin fikrinizin zıttı bir şeyleri duymaktan korkmayın arkadaşlar. AK Partili misin? Biri sana gelip CHP'nin propagandasını yapıyorsa dinle abi. Böyle dinle bak, böyle dinle. Dinlemek zorundayız abi. CHP'li misin abi? AK Partili bir adam gelip sana siyasi görüşünü... Saygı ve sevgi çerçevesinde tabii ki bunlar. Anlatıyorsa yani hükümetin yaptık icraatları sana işte ya iyidir falan filan anlatıyorsa veya işte CHP'li eleştiriyorsa üstürüklü bir şekilde dinlemek lazım. Yani bizim eski kitapları okuyoruz, eski belgeselleri izliyoruz, eski insanları dinliyoruz. Onların döneminde bu tür şeyler... Açık açık konuşulmazmış yani. Adamın Alevi ise Alevi'liğini biliyorsun zaten, tamam mı? Bu da senin Sünni olduğunu biliyor. Yani adam işte Ecevitçidir, Demirelcidir. Sen de Özacısındır. Biliyorsundur ama kahvede oturup çayını içersin, okeyini oynarsın, daşını oynarsın. Anlatabildim mi? Kimse kimsenin rahatsız olmamış, olmazmış. Ama günümüzde adamı biliyorsun, anlatmaya ihtiyacı hissediyorsun. Öyle bir zorunluluğun yok. O da dinlemek istemiyor. Anlatabildim mi? Çatışma çıkıyor. Ama biraz aşmak lazım bu tür şeyleri. Yani ufaktan birbirimize karşı tahammülümüzün gelişmesi lazım. Ben seni Alevi yapamam, sen de beni Sünni yapamazsın mesela. Veya karşılıklı CHP'li AK Partili yapamaz, AK Partili CHP'li yapamaz. Ama dinlemek iyidir. Üslubunca dinlemek iyidir. Hemen kapıyı çarpıp çıkmak değil. İnsan insana muhtaç. Siyasi görüşler ne olursa olsun insanlık ayrı bir şey. Hepimiz birbirimize muhtacız bu memlekette. Anlatabildim mi? Mozaiğin renkleri falan diyorlar ya. Sen mi yemele mozaiğin renkleriymiş? Ne mozaiği la? Çömlekle mi yaşıyoruz da biz? Anlatıyorlar ya hani İslami terim kullanmak istemiyorlar.
böyle alerjiler var. Selçuklu Osmanlı kültüründen gelen ve senin bu kültürden gelen kelimelerle anlatabileceğin güzel şeyler var. Onu da kullanmak istemiyordum. Geçmişine düşman. Böyle bulmuş enteresan abidik gubidik. Biz mozaiğin taşları gibiyiz. İşte gökkuşağının halıkaları gibi. Hani çeşitliliğimizi böyle anlatıyor adam. Desene oğlum biz Nazım'ı da severiz. Necip Fazıl'ı da severiz. Nazım Hikmet'i de severiz. De geç ne? Açık açık. Açık açık söyle amına koyayım. Değil mi? Nazım'ın vatan şairidir. Vatan şiirini de okuruz biz. Necip Fazıl'ın Zindandan Mehmet'e şiirini de okuruz. Diyeceksin, geçeceksin. Mozaikmiş yok, bilmem gökkuşağın halkalarıymış. Gökkuşağın altından geçersen erkeksen kız, kızsan erkek olursun, öyle derler. Bizim orada. Gökkuşağın halkaları sakat. Hazreti Fatıma'nın dedi, tam buralara gelmiş. La var ya, biz bu işleri istesek buraları hale getiremeyiz, yemin ediyorum bak. Aşağıda bir yerde bir mini mar yazıyor. Yani mini market, küçük bir şey. Yani onu yazmasa markette olduğunu bilemezsin, evin girişi böyle. Yan tarafta Coca-Cola buzdolabı. Yazmıyor Coca-Cola. İçinde de bira şişeleri var. Alkollü içecek var, hiç kola ile alakası yok. Ama arkanın reklamı, adam işte ismini orada geçiriyor, kendi ülkesinin reklamını. Orada yapmış adam yani. O dolaba hangi tarihte sattıysa, o da hangi tarihte aldıysa. Coca-Cola dedim, Amerika aklından geliyor, tamam mı? Yani adam reklamını yapıyor abi. İşte biz de böyle şeylerle para yapıp kendi kültürümüzü buralara getirmemiz gerekiyor. Sohbet güzel gidiyor bak, nereden girdik, nereden çıktık. Öyle abi bak, Hazreti Fatıma'nın eli. Kim bilir? Çok az kişi bilir. Tabii. Seven olur, sevmeyen olur. Karşı çıkan olur. Batıl inanç derler. Bizde de bir şey var. Böyle muhafazakar, milliyetçi, mütedeyyin insanlar. Bak kullandığım kelimelere bak. Müslüman diyemiyorsun da. Milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin. Müslüman deyince gıcık kapıyorlar onlar. Böyle kelimeler kullanınca daha böyle şey yapıyorsun. Etkisizleştiriyorsun yani. Karşı tarafın sinirini. Hani sinirin hoplamasın diye böyle kelimeler. Müslüman mütedeyyin, milliyetçi, muhafazakar. Biz böyle şeyler yapınca karşı taraf ne diyor? Yani karşı taraf demeyelim de işte bazı kesim inanmıyor. Ne kadar hurafiye inanıyorsunuz, Allah'la kul arasına girilir mi? Sen gel de buradaki kiliseleri gör, buralarda ne yapıyorlar? Bunlar ne yapıyorlar? Şeye gittim ya, o videolar ilk kanalın seyahat videoların başlarında vardı. İlk gün müydü, ikinci gün müydü? Manastır'a gittim. Manastır'ın içini çekemedim. Aslında bir kaçak çekseydi, gösterseydi. Her şey ciddi ciddi böyle resimler var. Hazreti Meryem annemizi güya, İsa, Hazreti İsa'yı anlatan figürler, figürler işte Meryem ana kucağına İsa'yı almış. Haçlar, maçlar falan filan böyle. Altın yaldızlı, doğa manzaraları falan işte bilmem ne. Yan tarafta da şey var, sanduka var. Bildiğin ceset var. Onun yan tarafına bir tane masa kurmuşlar. Ha böyle bir masa. Lan bir baktım. Yani kadın bir tanesi orada bir şey yapıyor. Yani sanduka kıçını dönmüş. Dikkatimi çekti yani. Bu niye böyle? Hani araştırıyorum ya. Abi çantasından, poşetten böyle bizim dimes meyve suları olur ya. Hemen meyve suyu çıkardı. Bir poşet çıkardı böyle kaçır buçur. Üç tane elma. Lan masaya bir baktım. Abo poşetlerin içerisinde meyveler, muzlar, meyve suları. Ondan sonra böyle, ha böyle gofretler, böyle böyle şeyler, tamam mı? Gofret, bisküvi. Oraya koymuş. Şimdi bunu bizim gitsen Sultanahmet Eyüp Sultan'da yapsan, daşlarlar yemin ediyorum ha, yapsan. Hani Diyanet yapsa böyle bir şey, müsaade etse, reklamını yaparlar. Bak şimdi. Dışarı çıktım, saçma sapan işler yapıyorlar. Yani hurafenin bunlar dibi. Avrupa'ya git. Daha berbat. Yani başbakanlık düzeyinde İslamofobi körüklüyorlar adamlar. Külerek anlatıyorum artık sinirimizden biliyoruz. İslam düşmanlığı var. Hele ırkçılık, milliyetçilik. Tavan yapmış adamlarda. Bakma ya, Avrupa Birliği, yok işte Yunanistan bizim kardeşimiz.
Kızmayalım, dövüşmeyelim. Ilımlı İslam falan filan böyle bize pompalıyorlar ya. Kendileri yavşaklar. Milliyetçiliğin zirvesini yaşıyorlar. Yaşatıyorlar. Halkına da körüklüyorlar. Hadi lan İslam düşmanı olun. Hadi lan Türk düşmanı olun. İslam diyemiyorlar da Türk düşmanı diyorlar. Aynı şey zaten. Onun için arkadaşlar bizde hurafe mürafe çok az. Bunlar da daha çok. Tuvaletlerinde taharet gideri yok. Her yerde söyleyeceğim. Bir şey oluyor mesela, anlatıyorlar. Tuvalette taharet gideri yok. Tuvaletten çıkıyorum, banyoya giriyorum. Ne gerek var abi? Çok basit bir şey. Basit bir şey abi. Şöyle bir tane hortum takacaksın oradan. Bitti. Ya bazen ben insanlarla hareket ediyorum ya. Yemin ederim. Adam uzaya çıkıyor mesela. Uzayda su arıyor. Uzayda su arayacağına bir tane musluk tak 10 santimlik bir şey de kıçınızı yıkayın. Suyu yukarıda arıyor. Su burada. Yukarıda bulsa suyu ne yapacak acaba? Merak ediyorum. Buldun ayda. Hani ayı geçtik de artık aya gitmiyorlar. Bizi kandırmışlar. Bir kere gittiler bıraktılar. O da hasetlerinden birbirlerine. Neyse. Gittin Mars'ın bilmem neresinde su buldun. Ne yapacaksın acaba? Merak ettim. Lahana mı ekeceksin? Lahana işine mi gireceğiz? Yukarıda. O da lahana ekeceksin. Su var ya daha mı ucuz? Aşağıya satacaksın, atacaksın aşağıya. Abi gönderiyorum ya 2 paket. Abi salatalık gönderdin ya. Yanlış gelmiş. Pardon abi. Seray işlerine girecekler yukarıda. Abi yukarıda hayat olsa orayı da karıştırırlar. Tabii. Bir tane atom bombası. Niye attınız? Soracak. Vallahi bilmiyoruz. Attık. Biz her yere atıyoruz. Filistin'e attık. Bir şey olmadı. Abi mutfak güzel ya. Vallahi bak. Mutfak güzel. Abi bir evin en güzel yeri çok özür dilerim. Bir, özür dilerim. Tuvalet. Buranın iyi olması lazım. 2, mutfak. Tamam. Hayatımızı geçirdiğimiz en önemli yerlerden 2 yer. Yani oranın iyi olması lazım. O ihtiyaç dünyanın en güzel ihtiyacıdır. Her zaman söylüyorum. Ve mutfak. Mutfak senin bütün psikolojini, dertlerini alır götürür. 40 dakikayı devirdik. Oğlum buldun var ya rahat rahat konuşuyorsun 40 dakika. İzlen olur mu bilmiyorsun da. Konuşuyorsun. Abi tuvaleti, pardon canım, mutfak önemli abi. Mutfak dediğim yere biraz rahat olacak. Masan sandalye şöyle popona göre olacak. Anlatabildim mi? Şöyle biraz çayın mayın elin attı mı çay olacak abi. Çay ekmek. Deprem olur hemen. Bir tane maske çay. Abi bak çay mayın deyip geçmeyin. Abi bu kadarcık sıcak bir içeceğin. İşte şöyle bir bisküvinin. Bak görüyor musun? Şununla şundan çıkacağı bir tane cam bardakla bir çay çıkar. Hayatınızı kurtarır hayatınızı. Yani şimdi illa böyle dağlara daşlara işte bileyim şehir şehir gezip seyahat etmenize gerek yok. Etmemize gerek yok. Çantanıza bir tane su, bir tane küçük ucuzundan artık öyle diyelim. Normalinden bir çikolata veya böyle bir şekerli bisküvi. Bak şeker önemli, tuz değil. Şekerli bisküvi olması çünkü hayatınızı kurtarır. Ya olmazsa ölür müsün? Ya ölmezsin de. Yani olması hayatındaki bütün o günün yapacağın bütün işlerin belki yolunda gitmesini sağlayacak. Şekerin düşmeyecek. Bilmiyorum, su mu arayacaksın şimdi? Nerede bulacaksın suyu abi? Gittik birçok işlere koşturduk. Nerede bulacaksın abi suyu? Yani işte bisküvi. Nerede market bulacaksın ki? Hemen çantandan çıkarıyorsun bir tane bisküvi tak atıyorsun veya çikolata. Su. Hatta ben kafeye koydum. Şu. Bir dakika arkadaşlar. Hemen. Abi bu büyüklükte sporcuların, dağcıların kullandığı termoslar var. İşte şu kupayla ne yapar? Yani 1 kilo 900 miligram, 800 miligram falan. Bu kupayla 3 kupa çay çıkar için. Hemen kapağını bardak yapıyorsun. Metal bir şey. Ama böyle 100-150 civarında var. 80'e 90'ı var da onları almayın. 200-250 civarında böyle güzel şeyler var. Ama ömürlü kullanırsın. Burada böyle sapı mapı var. İplikten. Pat çantana atarsın. Asabilirsin veya işte pantolonun kenarını.
Abi bundan da belki 100 tane var ya. Manyak mı denedim bu kızım? Her yere su koymuş ya. Gıtlık psikolojisi. Gıtlık gıtlık. Gıtlık gelecek sana diyor. Tamam. Baksana abi her yer su. Öldün mü oğlum ya Allah Allah. Abi olacak işte. Özellikle böyle şeyler arası yolculuğa çıkarken bunlar şart. Bismillah. Bir su. Bak şimdi içeride suyum var. Erikli. Daha antreler almıştım. 3-4 tane. Biliyorum abi havalanları pahalı. 3-4 tane de simit. Ya videoları görmüşsünüzdür. Koşturmacadan ne su içebildim. Ne o simitleri yiyebildim. Koşturmacadan. Yemedik. Hani oldu? Türk Hava Yolları yiyecek vermedi. Niye vermedi bilmiyorum. Antalya'dan İstanbul'a gelirken birini orada yedim. Geri kalan da burada Azeri arkadaş var beni getirdi buraya. Enteresan bir çocuktu ya. Abi hiç normal bir hayatım olmuyor benim ya. Valla. İlginç bir çocuktu. Güvendik geldik. Buraya kadar anlatırım sonra. Tanımadığım adamla yolculuk yaptım 4 saat. Paramızı verdik. Enteresan. He, çantadan çıkardım ama ölüyorum artık böyle. Hem sinirlerim boşaldı hem bir daha çevirime girdik şeyden. Havalandan çıktık. Onu da anlatırım. İyice sinirim bozuldu ama kız bana iki de bir diyor ki sakin ol. Onlarla kavga etme he diyor. Şunu yap bunu yap taktik veriyor. Ben de tamam falan diyorum ama bir taraftan da böyle. Neyse çocuktan onu da atlattık. Gelirken çantayı bir açtım 4 tane simit abi. Oh mis gibi kokuyor. Sabahtan 2 tane de su. Birini ona verdim. Arabaya baktım arabada bir şey yok. Dedim bisküvi misküvi var mı? Yok. Açtık simidi. Birini ona verdim ben. Oh mis. 4 saatlik yol. Kafayı vurdum yattım ondan sonra. Video görmüşsünüzdür şeyde. Gazmaz dondurdu. Orada bu uyandım. Baktık ettik. Yani hayatımızı kurtardı. Beni o gece mesela akşama kadar götürdü yani. Ben de bir şey anlattığımı sündürüyorum ya. Sen karşı taraf anlamıyor. Kısaca anlatsana oğlum. Sevgili dostlar. Her şeyden konuştuğumuz kanala hoş geldiniz. Devam ediyor daha sohbet. Daha durun bakalım. Sohbet nerede bitecek? Sabah fırça yedik. Bunun içinde su azmış. Bak yine az. Abi şu ağırlığa baksana ağırlığa. Ya şimdi birinin kafasını vursan öldürürsün ya. Vallahi bak. Katil olursun. Bu ağırlığa kanıyorum ben de suyu az dolduruyorum veya su var zannediyorum. Tak basıyorum. Andan sonra ben fırça yerim. Niye içine su koymadın? Ne bileyim oğlum bu kadar ağır bir şey alıyorsun sen. Ne kadar meraklısın da bu işleri. Koparma gölleri dalında kalsın. Ben yaktan bir ömrümdü yanmasın. Of of of. Bir heves diyordun aşka sevgiye. Öyleyse hayatta yaşamak niyet. Hayatıma girdin söyle ne diye. Hayatıma girdin söyle ne diye. Bu zarafanın resmini böyle karşısından çekmek için acaba nereye çıktılar ki ya? Bu nereden baksan 3,5-4 metre yüksekliğinde bir hayvan değil mi? Yani bununla böyle göz göze gelmek için ne yaptın acaba merak ediyorum yani. Fotoğrafçıya söylüyorum. Öyle abi şimdi bu hayvan geziyor mesela. Serengeti aslanları diye olurdu yani bu yavşak STV'den çok koyardı ipneler. Ondan sonra şu Kanada'da falan ilk zamanlar çok izletirdi bize. Serengeti aslanları diyorlardı timsah gösteriyorlardı. Neyse konuyu dağıtmayayım. İşte o Serengeti'de gezerken mesela bu geziyor. Bir tane de kocası var yanında. 3,5-4 metre boyunda geziyorlar. İşte
palmiyelerden yaprakları yemeye çalışıyor. Adam biri de İngiliz olsun adı. İngiliz Kemal var ya bizim ajan. Onun hayatını da okuyun ha, çok süper bir adammış. İngiliz bir turist olsun. Şimdi bunun fotoğrafını çekecek. Şimdi adam aşağıdan yukarı çekse bunun çenesi görünür, suratı görünmez veya götü görünür ya da karnı görünür. Merak ettim nasıl çekmişler acaba? Değil mi? Ha bunlar var ya bak, bu Ruslar Muslar işte, bu insanlar, bu Slavlar. İşte hani burada yok ya zürafa, hoşlarına gidiyor. Bir de şey var, ne vardı lan? Burada var mı ya? Kirpi kirpi. Ben hayatımda bu kadar kirpi resmini hiçbir yerde görmedim ha. Bizim Albadon'da da çok vardı, tarlada marlada o. Sahilde çok görürdüm ben. Fiskeleri açtığı zaman gece bahçıvan, teknik otların arasından çıkardı. Bir orada gördüm, şaşırdım. Onlar da böyle seviyorlardı. La buraya bir geldik abi, her taraf şey, kirpi resmi. Kirpi böyle abidik bubidik pufidik şeyler, oyuncaklar. Kirpiyi seviyorlar, ilginç. Burada kirpiyi koysan ölür lan. Donar bunu. Abi şimdi yüksek yüksek binalar var. Bakın en küçüğü 15-20 kat. 15-20 kat. Sabah mesela böyle 6-7 gibi tam güneş doğmuyor da, güneş doğmaya başlayınca binaların tepesi görünmüyor. Burası 22 kat, biz 17. kattayız. Muhtemelen onlar da bizim tepemizi görmüyorlardır. Yani mantıken. Güzel manzara. Dümdüz memleket. Konya Ovası gibi. Konyalılar bilir. Güzel yapmışlar. Yerleşim güzel. Hoşuma gitti. Ama trafik işaretleri, yoldaki çizgiler, mizgiler garibime gitti. Yani böyle bir anda zart dönüveriyorsun bir tarafa. Herkes duruyor. Trafik duruyor. Lamba mamba yok. Giderken bir anda U dönüş yapıyorsun. Yolun hemen karşı şeridine geçiyorsun. Alt geçit çok mesela. Alt geçit. Yavaş konuşalım. Alt geçit çok fazla. Yani şehrin üstünde insan kalabalığı göremezsiniz. Ya da o mitingin olduğu video var ya. İşte ben oralarda enselendim zaten polise. Hayatımız normal gitmiyor ki zaten. Şimdi, ya her yer dümdüz. Binalar işte falan filan. Abi giderken bir anda pat önüne bir merdiven çıkıyor. Tabela falan da yok. Yani göze hitap ediyor, tamam mı? Böyle aynı taş, kaldırım taşını aynı renkte yapmışlar. Aşağı iniyorsun abi 3 kat, 2 kat. Dükkanlar var işte, kuyumcu var, gümüşçü var, çiçekçi var, berber falan yok da. Hele küçücük bir işte bir mutfak kadar pasta börek bir şeyler satıyorlar. Bort dönüveriyorsun, bir çıkıyorsun hiç alakasız bir yere çıkıyorsun. 3-4 tane çıkışı var, bilmezsen kaybolursun. Tabelalar var, hep Rusça, İngilizce falan yok. Bizde olsa altına da derler çıkış. İşte İngilizce yazarlar. Exit mi de ne boktan lafı. Yangın merdivenlerinde olur ya. Onlar da İngilizce falan yok abi. Rusça yazıyor. Vihod. İşte şuradan çıkın. Siprava, Silova. Navarro, Venezio. Yukarıda, aşağıda. Kötü bir espri. Bana espri yani. Yukarıda, aşağıda. Evet abim. Çaya devam. Sevgili dostlar şöyle oturayım da. Bekliyoruz abi. Oh mis. Dışarı soğuk, içeri sıcak. Abi neyi özledim biliyor musun? Ağzına kadar dolduracağım. Au! Her yerinden bir şeyler çıkıyor bana. Abi simidi özledim ya. Bir Ankara simidi lazım, Ankara. Antalya'da Ankara simidi diye satıyorlar. Ya da siyah simit. Çay yukarıda kaldı. Abi yalnız yaşamak böyle zor işte. Evlen, evlen. Evlenin. Yalnız yaşarsanız her işinizi kendiniz yaparsınız. Abi kızın çayını bitirdik. Gidelim bir alışveriş yapak ya. Evlenin arkadaşlar. Evlenmezseniz her işi kendiniz yaparsınız. Arkadaşınız olursa, hatununuz olursa oturursun, çayını getirir, çorbanı getirir. Türk hatunları
Artık yapmıyor o işleri. Avamına koyayım, kendim yap. Bir de sövüyorlar artık, bir de sövme moda oldu. Allah belanı versin senin. Kalk kendine alış, şu kadar adamsın. Garaj, garaj. 10 gün önceki garajın etkisi bunlar. Garaj ne diye soracak şimdi ilk defa video izleyenler. Abi bir önceki videolar izleyen, orada garaj yazıyor bak. Yani bu videoyu çekerken bunları düşünerek söylüyorum arkadaşlar. O garaj videolarını izleyin. Onların bazı arkadaşlarıma attığım şeyler var böyle. Bir dakika falan. Şimdi buraya geldim 3. 4. gün. 3-4 böyle samimi olduğum arkadaş mesaj attı. Abi görünmüyorsun ya, toprağımı görünmüyorsun ya falan. Ben de o anda işte bir şeyler yiyip içiyordum arkadaşla. Orada diyorum ki çakmak bir ruble, kola da bir ruble. Hiç alakası yok konuyla. Konuyla alakası yok. Niye diyorum anlamadım ya. İnsan vişne suyunu içince böyle olur mu? Burada çakmak bir ruble, kola da bir ruble. Enteresan. Ya sanki arkadaş böyle bir şey merak etti, sordu da. Saattir konuşuyorum ya. Abi sakallarım kaşını ya. Kesmem lazım. Berber tanıda olan var mı abi? Kıyamıyorum da. Sakallar kesince de tipim bir insana tövbe estağfurullah ya. Sakal yakışıyor. Keşke güvenlikçilere de böyle sakal serbestliği olsa, serbestliği. Valla. Bu işleri de konuşalım. Sanki biz konuşunca olacak demek. Alsın konuşalım biz. Bir yerden başlamak lazım. Böyle fıkra var ya. Bir yerden başlamak lazım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de var ya, devlet yönetiminden tutun, en tepeden. Ya ben daha çok bürokrasiye takıyorum yani. Hani siyasilerin çok fazla bazı konularda yapacağı bir şey yok. Yani bu devlet işleri dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde daha çok. Çok fazla kasıyoruz abi. Gerçekten yani hani şöyle yapıyor arkadaşım bir tanesi. Şöyle yapınca düzelteceğim diyor ya. Çok hikaye okumuş, çok peri masal okumuş. Böyle yapınca düzeltecekmiş. Anladınız siz onu. Baş harfi A. Ama bazı konular yani böyle 3 günde 5 günde ufak bir Ar-Ge çalışmasıyla böyle bir haftada, 3 ayda 3-5 toplantı böyle biraz fikir alışverişi olacak şeyler. Hani böyle bununla falan olmaz da o işler. Öyle abi. Güvenlikçilere tek tip kıyafet giysin. Çok mu zor? Ya bir araştır bakalım dünyada bu işler nasıl yapılıyor. Millet takım elbiseye geçti şimdi. Siyah tişört, üzerine bir lacivert takım elbise. Elinde telsiz. İşte kimlik kartı yakında veya bir şey bir yerinde. Tamam. İlla güvenlikçi diye böyle lap diye bir arma yapıştırmaya gerek yok ki. Veya güvenlik kıyafeti mi yapacaksın? Abi, üniforma dediğin şey bulaşıkçının üniforması olmaz abi. Askerin, polisin güvenliği üniforması. Üniforma da biraz İnsanlar baktığında senin ne mesleği, ne iş yaptığını bilecek. Anlatabildim mi? Ve senden biraz ürkecek, çekinecek. Anlatabildim mi? Bir vakarın, duruşun, bir şeyin olacak yani. Garson gibi beyaz gömlek, siyah pantolon, naylon gömlek, polyester belli. Bir de böyle medium diyorlar, large, small diyor, medium. Büyük büyük yapıyorlar. Niye büyük yapıyorlarsa? Ya bizim insanımız zaten 1.70-1.75 boyunda işte. 60-65 kilo ağırlığında ortalama. Adama giydiriyorsun böyle paçoz gibi. Bir de mont, X-large mont giydi mi adam içinde kayboluyor. Yürüyen bir elbise gibi. Bir de silah jop veriyorsun. Ondan sonra. Da bu adamla kim korkar, kim çekinir? He? Ya öz eleştiri yapıyoruz. Makale dinle. Biden seçilince Almanlar ne yaptı? İlk arayan Merkel'di. Ergun Diler. Ergun Diler. İzlemenizi tavsiye ederim. Biraz komploya kaçıyor da fena değil.
Abi koyu lacivert olacak elbise dedim. Bak şunun koyusu olacak. Tamam mı? Böyle kırmızı mırmızı kullanmayacaktın. Koyu lacivert olacak. Altın yaldızlı şeyler var. Şöyle sarı mavi değil de. Altın yaldızında bir arma olacak. Üzerine ciddi bir şu polis yıldızı gibi bir şey. Böyle parlayacak, tamam mı? Altın yaldızlı. Hani hafiften buraya böyle güvenlik yazacaksın. Sağına soluna bir şey. Ve bakarın olacak. Böyle oraya arma, buraya arma. Şş, oh. Sağa da çizdirdik. Buraya arma. Pantolon ütüsüz. Yazın ayakkabı giyiyor. Adam damat ayakkabısı gibi, böyle çocuk mezarı gibi. Koçcuman ayakkabı giyiyor. Potin derler. Ne olur mu ya yazın kışın? Altına bez ayakkabı, bez. Bu filodo melodo satılanlardan değil. Böyle 200 liraya kıyacaksın. 150, 200 lira. Bez ayakkabı, siyah. Kış geldi mi de kalın tabanlı. Eskiden polisler giyerdi. Şimdi bilmiyorum ne giyiyorlar. Şimdi bot giyiyorlar. Bot olmaz da. Ondan sonra. Böyle kalın tabanlı ama esnemesi kolay. Deri ayakkabı vereceksin adama. Bağcıksız olacak. Cık, mis gibi. İki pantolon, iki tişört. O da bedenine göre olacak. Ölçüsünü alacaksın. Şapka şart abi. Yaz kış şapka. Ve tıraş durumunu getireceksin. Bizim erkekler biraz tıraş işinde gerideler. Mis. Abi bu kadar jop olur mu ya? Abi küçük jop olacak. Jop dediğin küçük. Ya olmasa daha iyi olur da hadi olsa jop küçük olacak abi. Bitti. Burada jop var. Plastikten yapmışlar. Siyah beyaz renkli. Bak bak böyle hem trafik polisleri kullanıyor. Tabanca işini kaldıracaksın. Elektronik tabancaya geçeceksin abi. Bak. Küçük bir arge çalışması olur. Mecbur kılacaksın. Devlet değil misin abi? Mecbur kıldın mı? Belli bir süre tanıyacaksın. Özel sektör yavaş yavaş buna geçecek. Sen önce kendi kurumlarına başlatacaksın bunu. Bayanlarınki daha böyle şık olacak. Güzel bedenine göre. Kilolusu var, zayıfı var, uzunu var, kısası var. Anlatabildim mi? Öyle olacak. Yani bu işleri bir aşmak gerekiyor artık. İşte mesleğin içinden adamlara sormuyorlar ki bu işleri. Mesleğin içinde adamlar yapmıyor bu işleri. Böyle asker emeklileri falan var ya, o bürokratların içinde. Bunlar çok bilmiş. Hayatları kamuflajın içinde geçmiş. Sivilde de sivil kıyafetleri adamlara soruyorsun. Ne demeyecekler adam? Bir moda danışmanı bir şey yok mu? Onlara sorsanıza. Ha sen özel sektöre bırakırsan bu işleri, özel sektör ne yapabiliyor musun? Konya'da tekstil pazarı çok. Kayseri'de, Mansur'da. Giderler o pazara. Adam işte güvenlik şirketi. Bizde olmuştu öyle çalışırken. Alır 40'tan 50 tane beyaz gömlek, pardon gri kollu gömlek. Yakalar böyle Ferdi Tayfur yakası gibi. Şuradan şöyle. Kocaman. Bu kadar yakası var. Alır ondan gri gömlek, kollu, yaz kış. Bir de üzerine süveter. V yaka. V de tam burada. Tam buraya geliyor V. V dedim burada mı var amına koyayım. Anladın, kollar böyle aşağı doğru süner. Bir de yıkanca bitti daha. Anladın sonra. Small yazar, medium'dur. Bir de sana iki beden büyük mont alır, naylon, polyester. Vaa çekersin. Böyledir, şişer. Tamam mı? Senin içinde kafan görünür sadece. Gözlerin. Tabii toptan alırlar, daha ucuz alır. Sen özel sektöre bırakırsan böyle yapar. Kafa basmıyor özel sektör. Adam şimdi abi mutfak büyüklüğünde nöbet kulübesi, sitelerde. İçi bomboş. Böyle bir beyaz bir masa. Tamam mı? Masanın altında işte bir iki çekmece. Evrak mevrak. İşte duvarlarda resmi kurum, tamam evrak. Tamam o. Kağıt üzerinde her şey güzel. Abi çocuğun götü dönüyor kulübede, götü dönüyor. Bir işlik versene ya. Bir alt üst işlik versene 30 liraya kıyıp da. Çok mu zor? Bir kalın dabanlı çorap versene. Bir ayakkabısına bak bakalım ya. Değil mi? Abi bu şirketlere ayakkabı zorunluluğu getireceksin. Özel sektörü bırakırsan bu işleri cemalokku. Tabii. Adam böyle oturuyor kulübede. İnternet yok. Bir tane eski bir kettle. Artık fi tarihinden kalma. Leş gibi olmuş. Kırık çıkık muhtemelen. Kapağı yok. Ondan sonra cam bardak. Artık senden önce kaç kişi onu kullandıysa. Rengi eskiden beyazmış ama artık grileşmiş. Şeker kapları şöyle. Yoğurt kabının içine şeker doldurmuş, küp şeker. Abi çalıştık mı biliyoruz ya. Arkadaşlarımızın çoğu oralarda ömrünü geçirdi ya. Kaç yıldır hala çalışanlar var.
Adam geliyor müdür, şef. Devreye atıyor, imza atıyor gidiyor. Tabii bak sağına sonuna ya. Bir site yönetimiyle konuş. Orayı bağlamış ya, anlarla iyi geçin diye. Site yönetimi de zaten bu işlere kafa basmıyor. Ya asker emeklisi. Ya tuzu kuru emeklilerden ekonomik olarak bir şey yok adamım. Ya bizim insanımızın okumuşu işte ne diyelim abi böyle kanuna da ters bir şey söylemeyip de bu işlere pek kafayı yormuyor abi. Elin adamı yoruyor işte burada bak. Tuvalet gideri yok diye eleştiriyorsun ama resmi işlemlerde bir tane kağıtla bir fotokopiyle işini hallediyor. Daha çok Rusça konuşunca. Öyle abi. Birçok işi elektrik, elektronik bilgisayar ortamına dökmüşler. Çat çat çat. Öyle. Kılık kıyafet önemli abi güvenlikte. Polislerin, askerlerin bu işlerde çağ atmadılar resmen. Güzel oldu. Güvenlik içinde olması lazım zamanla. Benim elimde olsa ben Ar-Ge çalışmasına falan çok fazla girmem çünkü hayatımız Ar-Ge çalışmasıyla geçiyor zaten. Hani ne yapacağımızı bildiğimiz için. Hemen çat 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 bu işin içindeki dernekçileri çağırırsın. Onar günlük arayla bir sohbet, toplantı. Ne sohbeti la? Toplantı yaparsın. Kaç tane şirket var, şu kadar şirket var. Ondan sonra resmi olarak. Standart getirirsin. Dersin ki biz bu sene sonuna kadar 3 ay, 6 ay, 9 ay. 2'ye mi bölüyorsun, 4'e mi bölüyorsun? 1 yılı. Önümüzdeki 3, 3, 3. Bu aylarda şu gibi şeyler yapacağız. Kendinizi çeke düze verin kardeşim. Tamam. Abi paramız yok, kazanamıyoruz. Abi, para kazanamıyorsan yapma o zaman. Hemen öyle derler. Biz para kazanamıyoruz. Yavşak 15 tane senin projen var. 45-50 kişi çalıştırıyorsun. Para kazanamıyormuş. Nasıl para kazanamıyorsun? Merak ettim yani. Abi para kazanamıyorum diyenlere de direkt maliyeden soruşturma açacağım. Bakacağım nasıl kazanamıyormuş. O zaman zarar ediyorsun. Maaşını veremiyorsun işçinin. Değil mi? Zamanını da vermiyorsun. Birinden birine hesap kesiliyor. Onundan onunla maaş alırız. Yıllardır böyle. Niye 10 gün geç veriyorsun abi? Mantık ne abi? Bana buradan biri açıklasın mesela. Ayın birinden birine hesap kesip tarih. Ama en iyisi 7'sinde 8'inde veririm maaş. Sebep? Sebep yok. Sana güvenmiyor işte, güvenmiyor. Özel sektör güvenmez. Elemanına güvenmez. Şu mantıkla o bir gün beni satıp gidecek. Bir gün beni yarı yolda bırakacak. Bir gün bu işi bırakıp gidecek. Ya gider. Allah'ın emri mi? Orada çalışman yıllardır. Ya bir gün gider mantığıyla senin birçok hakkını mesela geciktiriyor. Bir gün gider. E gitsin abi ne olacak? O giderse ömrü gelir. Bir gün gider. Bizim mesailerini vermeyek, maaşını geç yatırak. Bir gün gider, biz ona fazla yatırım yapmayak. Niye sen 20. daireyi aldın, çoluğun çocuğun zengin oldu. Hem kazanamıyorum diyorsun paralar. Ne yapacağız? Bir sürü vergi kaçırıyorsunuz. Vergi kaçırmıyoruz biz. Az para kazandığımız için kitabını uyduruyoruz. Dörler. Mustafa Sürekli Gece Sohbetleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Kapatak mı ya? Kapatasım da yok. Bir saat sohbet mi olur la? Nöbeti de yedik ha. Nöbeti yedik amına koyayım derler. Böyle gidiyordum ben bazen canım sıkılınca. Sezon da bitince kışınmışın. İşte arkadaş sahilde mesela. Ben de gidiyordum. Bisküvi müsküvi alıyorum hatırlıyoruz. 10 dakika 5 dakika derken. Lan bir bakıyorsun 3 saat geçmiş. Kalmış 2 saat 3 saat. Adama var ya ilaç. Veya işte başka diğer otelde çalışan arkadaşımın yanına gidiyorum sürpriz yapıyorum. Kemer pastanesinden. Her zaman söylüyorum. Başka pastane bilmiyor mu abi?
Abi oraya alıştım ben. Bir yarım kilo tulumba tatlısı. Tamam, iki tane poğaça, bir tane simit. Adam 18 saatlik nöbeti, gece nöbetleri. Bak mis, muhabbet. Böyle sohbet etmezsen nöbet möbet bitmez. Bitmez abi. Oh, bal güzelmiş. Benim kafa hala burada. Bu zürafanın resmini bu adam nasıl çekti abi? Adam 15-20 proje var. 15-20 proje demek ne demek biliyor musun? 15-20 tane site güvenliği demek. Site. Bir sitede var 10 blok. Bir blokta var 25 daire. Bak kaç kişi yaşadığını hesapla. Ve bu sitelerin normalde 2 çıkışı olması lazım. İşte tek çıkıştı neyse. İşte 3 tane güvenlik. Biz o siteye 3 güvenlik. 3 var diye. İşte akşam 6, sabah 8. Bir gün çalışıyorsun, bir gün dinleniyorsun. Gündüz sabit kızlar çalışıyor. Sabah 8, akşam 6'ya kadar. Anlatabildim mi? O kızın izinli olduğu gün atıyormuştu. Bizde cumaydı, sizde de salı gündür. Kızın tercihi artık. Neyse. Sevgili Türk kızı. Anı nöbetçi olduğu günde onun nöbetini ikiye bölüyorsun. Yani sabah 8'e çıkmıyorsun da 1'e kadar nöbetini devam ettiriyorsun. Tabi insanlıktan çıkıyorsun. Öbür arkadaş da akşam 6'da geleceği yerde işte 1'de geliyor nöbeti teslim alıyor. Haftada bir gün öyle giriyor sana. Hiç onun da maaşını falan yansıtmıyorlar. Hakikaten arkadaşlar ya. Çok ilginç değil mi? Kız arkadaşımızın tatil gününün yarısını ben, yarısını diğer arkadaşımız. Ayda ne yapar? 2 gün eder. Yarım gün, yarım gün. Hiç maaşa yansıdığını falan duymadım, görmedim, işitmedim. Öyle olmaz da şöyle olur da falan da filan da. Geç lan. ...15-20 proje var, düşün yani. Her projede 3 eleman çalışıyor. Sanayi güvenlikleri falan da... ...sanayi projeleri de fena değil. Büyük organize sanayileri falan. Adam bulamıyoruz diyorlar. Bulamazsın tabii. 300 lira fazla ver bakayım. Nasıl adam buluyorsun sen? Kim çalışır bravo? Sanayilerde, soğukta, ayazda, boktan kulübelerde. Dolmuş yok. Dolmuşta iniyorsun, yarım saat yürüyorsun kulübeye. Gelip arabayla seni alıp götürmezler. Gece 12'den sonra kediler, köpekler, sarhoşlar, manyaklar, hırsızlar oralarda kol geziyor. Değil mi? Risk alıyorsun. Elin adamı başka yerde oturuyor. 2,5 milyar böyle alıyor. Güzel, kötü bir şey değil ki. Yani oranın formatı öyle. Adam oturuyor mesela. Hastane güvenliği. Çayı var, kettle'ı var, suyu var, bisküvisi var. Sen sanayideki adamla aynı maaşı veriyorsun ya. Ya abi sen riskinin karşılığında bu adama 300 lira fazla dokundursana ya. Adam şehrin ortasında bilmem ne şehir hastanesine güveniyor. Oturuyor. Allah daha çok versin. Güzel. Bir şey demiyoruz. Kıyaslıyoruz abi bak. Mesleğin içinde kıyaslıyoruz. Sen sanayiye gönderiyorsun adamı. Bir de 12 saat. Ta ebesinin mı? Fizanında, uzağında. Tamam mı? İnternet yok, bir şey yok. Boktan kulübelerde oturuyor böyle. Öyle. Kediler, köpekler, sarhoşlar, hırsızlar. Bir de bir devreye atar. Elini elfeleri gezer. Bu çamurda. Hak mı, adalet mi şimdi yani? Bu adama 200 lira fazla ver. Vermek zorundasın abi. Gecenin bir vakti sarhoşun biri gelse, kafayı koymuş. Ya hırsızın biri, Allah göstermesin. Çok duyduk, gördük. İki tane hırsız gelse abi, art niyetli iki adam. O çocuk ne yapabilir? Ne yapabilir abi? Van Dijk olsan ne yaparsın yani? Dünyanın en iyi karate bilen, tekvando bilen adam olsa ne yaparsın? Her şey bir tane demire bakar. Kafaya yiyeceğim bir demir. Bitti. 10 santimlik demir. Ne yapabilirsin abi? Risk alıyorsun. Diğer arkadaşımızın bir riski yok ki. Onun için öyle sanayi gibi yerlerdeki adamlara 300-500 dokunduracaksın abi. Yani adamı bağlaman için ya yemek parası diye yansıtacaksın ya üstüne başına bir şeyler alacaksın. Ya maaşına bir şeyler yansıtacaksın abi. Adam yapmış, bulamıyoruz. Bulamazsın tabii, yapacak. Can, can bu can. Onu bekleyen ailesi var, çoluğu var, çocuğu var, annesi var, babası var, sevgilisi var. Şirketin başındaki emekli askerler, siz oğlunuzu gönderseniz ara bir hafta. Adam izne çıksın bir 15 gün. Yıllık izini kullansın.
Sen oğlumu bir göndersene. Sevgili dinleyiciler, şirket sahipleri var ya, emekli askerler. Polislere bir şey diyemeyiz de. Polisler iyi adamlar. Emekli askerler biraz gıcık kapıyorum da. Siz oğlumuzu bir gönderin bakayım. Böyle açık oluyor ya. İzin de çıkıyor. Biri hastalanıyor, gelemiyor. Gönder o sanayide 3 gün kalsın. Nöbet tutsun. Ama elinin telefonunu falan al. İnternetini kapat. Yemek falan da verme. Cebinden alsın bir şeyler. Ondan sonra şöyle yapıyorlar. Üç aylar gelince. Bunu Hristiyanlar yapıyor tabii. Öyle bir dua diyorlar ki içlerinden. Böyle cihaz takıp dışarıya karşı versin onu böyle dış ses olarak. İşte sıratı şimşek gibi geçelim. Yani sıratı geçelim. Yani geçemezsen durursan ince ya pat düşersin aşağı. Aşağısında cehennem. Orada kazanlar kaynıyor. Yani Acun'u vardı ya bazen. Neydi lan o eski şeyde? Neyse hemen unuttum şimdi. Hani o yağlı kazıktan, yağlı demirden hızlı koşarsan düşme. Hakikaten öyle yani. Ama yavaş gidersen pat düşüyorsun. Diye ki oradan diyor. Oradan hızlı geçek diyor. Dua ediyor. Hızlı geçtin. Şimdi karşıda ne bekliyor? Orada hızlı geçek diyor. Şimdi öyle bir senaryo yazmışlar. Orada bir demir varmış. Orada bir köprü varmış. Aşağıda kazan kaynıyormuş. Ondan sonra cima. Oraya geçecek diyor işte diyor. Cennetin kapısında da beklemeyecek. Orada da beklemiyor. İçeri giriyor. O da olmuyor. Yetmiyor. İşte diyor peygamberin yanında da olak. O da yetmiyor. Sağ tarafında da olak. O da yetmiyor. Daha yakınında olak. O da yetmiyor. Bütün zamanlarda diyor artık. Orada zaman da yokmuş da. Nasılsa. Hep onunla beraber olak. İşte iyi köşk olsun. Huri olsun. O olsun bu olsun. Senaryo nasıl? Güzel değil mi? Şimdi o bugünü böyle senaryo çizerken kendi iş dünyasında kendini böyle psikolojik tatminini yaşarken o sanayideki elemanı veya işte sitede ya da işte hastanede hangi projedeyken adam böyle oturup bir ona beddua ediyor. Sen ama ne yapalım bu çocuğa diyor. Sen Allah belanı vermesin. Sen açıyorsun sen. Abi. Abi taksiler gece gece ücretleri taksilerde pahalıdır biraz. Gece taksimetreler gündüzün iki katıdır arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Ey işverenler. Ey kibirli tanrılar. Tanrının çocukları. Kendilerini tanrı zanneden. İşçinin hakkını yiyen. Yiye göbek yapan. O göbekler yemekten şişmiyor arkadaşlar. Bakın patronların göbekleri var ya. Kaliteli yemek yedikleri için. Ya da çok yemek yedikleri için şişmiyor göbekler. İşte bedduadan olabilir mi acaba? Bir araştırın. Hı? İşçinizin hakkını vermediğiniz için olabilir mi? Hı? Devleti vergi vermemek için alengirli işler yaptığınız için olabilir mi acaba? Ah yavrum benim. İşte o göbekler var ya, o göbekler ondan şişiyor. Tabii biliyoruz, burada konuşuyoruz la. Sorsan adama 5. büyük melek falan zanneder kendini, anlatır. Tabii dünyanın en çilekeş, en kederli, insanlığı düşünen, Müslümanları düşünen, vatanı, milleti, dini için saatleri dururlar. Sığır. Kızılay'a senede kaç kere yardım ediyorsun sen? Ha? Kızılay'a yardım ettin mi? Kızılay'a, devletin kurumu. Kızılay'a. Devletin, ülkenin ta bilmem neresinde adını sana duymadığınız kasabalarda yardım ediyor insanlara. Ta Afrika'da şurada burada. Niye yapmadın? Kesin kendi cemaatinden birine vermiştin bir koyun parası. 500 kağıt. Ah mis. Burada Hristiyanlar da öyle yapıyordu zamanında. Hala da yapıyorlar. Cennetten arsa veriyorlar. Şimdi arsa içi kalktı. Söz veriyorlar. Sözlü. Tabii. Sen ne kadar para verirsin, ne kadar çok bağışta bulunursan tamam evladım diyor. Halledeceğiz. Senin için halledeceğiz. Halledecekmiş işini. Lan biz pasaport polisinden geçemiyoruz burada amına koyayım. Sen nasıl geçeceksin öbür tarafta sıratı? Adam bakıyor pasaporta şimdi. Ben Allah'tan akıllılık ettim de
kimliği yenilemiştim ama oradaki fotoğraf hoşuma gitmiyordu. Dedim lan şimdi bu yavşaklar dedim bir boklar çıkartır dedim. Yani sen kimlikteki fotoğrafı da pasaporttaki fotoğrafı aynı yaptırdım. Yani kimliği bir daha yeniledim. Adam şimdi bakıyor. Böyle ciddi ciddi. Kameraya bakın diyor. Bunu yapmak zorunda adam yani. Bir şeye şüphelendiğinden değil. Sen de orada diyorsun ki amına koyayım beni şimdi deport edecekler falan diyor. Böyle bakıyor. Korona testi veriyorsun. Sigorta yaptırmıştınız diyor. İdusu da yaklaş diyor. Kızıyor böyle. Abi sen buradaki pasaport polisinden geçemiyorsun la. Sırada nasıl geçeceksin oğlum o göbekle? Acaba o sıratın başında hani sırat dedikleri köprüyü böyle Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü gibi falan zannediyorlar şöyle. Ya da işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var ya 15 Temmuz Köprüsü öyle bir şey zannediyorlar. Böyle Kenan Sofoğlu gibi 100 milyarlık motosikletle geçersin. Onun bitişinde değil mi? Başında bekleyeceğiz biz başında. Daha köprünün girişinde. Turnikeler var ya orada turnike. Düşünsene şimdi gidiyorsun sıratın başına gelmişsin. Geriden görüyorsun. Aa sırat tamam diyorsun ya. Tamam hızlı gidiyor insanlar. Biz sağdan sağdan kaykılak. Ama yaklaşıyorsun sıratın başına bakıyorsun ki orada bir kalabalık. Güvenlik şirketleri için söylüyorum ben. Daha diğerlerine sıra gelmedi. Hani güvenlik olarak ilk başta. Bir bakıyorsun aha senin elemanlar bekliyor. Ellerinde joplar, tabanca tüfekler. Ne oldu bizim hakkımızı ver bakalım. Turnikede. Görmüştük la. Allah Allah. O turnikede bekleyeceğiz sevgili patronlarımız. Ya burada güzel hareketler var. Çok güzel hareketler var. Mesela işte 1 saat 20 dakika konuşmak yerine böyle 1 dakika konuşarak bazı kelimeler kullanarak ve bazı el kol hareketleri yaparak anlatabileceğimiz böyle basit işaret dilleri var. Ama işte YouTube'dur, MuTube'dur. Yani başımıza bir şey gelmesin kanuni olarak falan diye söyleyemiyoruz. Şimdi 1 saat anlatıyoruz. Tabii. Parmağım kaşınıyor ya. Anladınız değil mi? Mesajı verdim. Hani için arkadaşlar turnikede bekleyeceğiz sizleri. Burada istediğiniz kadar düzgün cümleler kullanarak devlete, hükümete, kanunları çiğneyip elemanı da kandırıp yılın o 3 aylıklar, 3 ayları var yani böyle mübarek 3 aylar, günah çıkarma ayları. Az zamanlarda kendi tanrınızla baş başa kaldığınızda onu da kandırdığınızı zannedebilirsiniz yani kendi iç dünyanızda. Öyle zannediyorsunuz da. Biz de yemiş gibi yapıyoruz. Ne yapalım? Şuraya gitsen orada da aynı şeyler var. Ama orada işiniz yaş söyleyeyim yani. Orada işi kitabını uyduramıyorsun işte. Ha şu var. Her şeyi de ahirete bırakmak da olmaz. Yani bir uçlarını düzeltmek gerekiyor. İşçileri Bakanı Süleyman Soylu. Allah uzun ömrünü uzun etsin. Sevdiğim bir şahıstır. Yani olursa Süleyman Soylu'nun olduğu dönemde bu işler olur. Dolayısıyla arkadaşlar özel sektör artık yavşak demiyorum. Daha az küfretmeye, daha az kaba konuşmaya gayret ediyorum. Yoksa böyle her şey yavşak dersek Allah göstermesin. Başımıza bir şey gelmesin yani. Biz kanunlara saygılıyız. Öyle deyince de bazı kafa kırık arkadaşlar var. Allah'ın koyduğu kanunlara uymak diye şöyle olur böyle olur diye. Devletin koyduğu kanunlar Allah'ın koyduğu kanunlara muhalifmiş. Ne varmış? Ayet varmış. Allah'ın kanunların üzerine kanun olmazmış. Hakikaten böyle ayet var. Allah'ın hükmüne karşı tövbe estağfurullah. Allah'ın hükmüne karşı Allah'ın koyduğu kurallara, kanunlara alternatif kanunlar mı arıyorsunuz işte? Yani
Buna benzer ayet var. Şimdi bu ayet adam gözümüze sokuyor. Diyor ki, sen diyor işte diyor, itiraz mı ediyorsun buna diyor. İtiraz etmiyorum. Ben diyorum ki sen kırmızı ışıkla niye duruyorsun abi? Gitsene. Devlet böyle bir kural koymuş. Kırmızıda duracaksın, yeşilde geçeceksin. Ona mı uyuyorsun? Ona uyumazsak diyor. Şöyle olur. Bunu da devlet koymuş. Değil mi? Bahsetmiş. O öyle. Bu da böyle. Herkes bir şeye uydurmuş kitabını. Biz kitabı kendimiz uyduruyoruz. Biz kitaba uymuyoruz ya daha çok. Koparma günleri dalında kalsın. Lan ben bugün yatacaktım ya. Bak bir buçuk saattir konuşuyoruz ya. Ben yaktım bir de bülbül yanmasın. Of, 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 of. Ya ben Ferdi dinlemiyorum 5-6 yıldır da buraya gelince bir Ferdi memleket özleminden midir ne oğlum? Ferdi Orhan falan takılıyorum. Bir heves diyordun aşka seviyeye öyleyse. Ya bunlara gaz konuşuyorum da gaza gelip de böyle patronlara matronlara böyle kafa tutup amına koyayım bu işin deyip de işten işten çıkmayın. Bu işleri konuşa konuşa düzelteceğiz. Böyle söve söve iş değiştire değiştire adamlara çemkire çemkire değil arkadaşlar. Bu işler öyle yani. Bir yerden başlayacaksın, konuşacaksın, yazacaksın, çizeceksin, anlatacaksın. Korkmayacaksın. Onlar da korkmayacak, dinleyecekler. Onlar dinlemekten korkuyorlar. Yunanlılar masaya oturmaktan korkuyor ya. Biliyor, masaya oturdum zaten. Haksız olduğu ortada. Adalar madalar gidecek. Bizimkiler de dinlemek dahi istemiyorlar. Niye? Masaya oturdukları an bir sürü hak verecekler abi. Bir sürü hakkımızı yiyorlar. Hakkımızı geri alacağız. Yenen hakkımızı. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki. Bize ait olan bir şey istiyoruz yani. Siz onu almışsınız. Abi devlet istediği kanunu çıkarıyor. İstediği kolaylığı gösteriyor. İstediği desteği veriyor. Onu veriyor, bunu veriyor. Depremde veriyor, selde veriyor. Virüs zamanı veriyor, savaş veriyor. Uçak düşüyor, veriyor. Efendim bir kriz oluyor, kolaylaştırıyor. Böyle hiç bize yansımıyor bu işler. Patronlar, güvenlik şirketleri. Bize niye yansımıyor abi bu işler bilmiyorum yani. Bir bakıyoruz, şirketin zabının oğlu arabayı değiştirmiş. Nasıl değiştiriyor? İşleri kötüydü. Askerliği bedelli yapmış. Niye yapıyor abi 6 ay bir sene? Teşvikten faydalanıyor. Lan teşvikten ben faydalanacağım. Yapacak senin oğlun mu faydalanacak? Senin oğlun götünü kurtarmış zaten abi. Sana yaslamış sırtını. 3-5 daire tamam. Allah bereket versin. Bir tane de akraba kızıyla evlenmiş. Sessiz sakin gözü açılmamış böyle daha. Şehir hayatı görmemiş. İstediğiniz gibi elinizle çevirebileceğiniz bir aileden. Ekonomik olarak da sizin altınızda olan bir aileden kız almışsınız. Öyle yaparlar çünkü. Onlar zeki insanlar. İşini bilir. Ardından da yırtmış çocuk. Ah. Tamam. Artist geziyor. Devlet teşvik ödenek veriyor. Çocuk faydalanıyor. Bize hiç yansımıyor. Hiç yansımıyor. Bir bayramda mesela elden ya da hesaplarına işte kaç tane adam çalışıyorsa fark etmez. İstersen 1500 tane çalışsın. Ona göre gelirim var. 250 TL ya da 200 lira, 2 tane 100 lira. Her çalışana harçlık verilmemi bir yerde görmedim. Bayram harçlığı. Biz maaşı yansıttık mı ne koyayım diyor. Ne kadar 75 lira. 75 lira. Kola 10 lira, 75 lira. 7 tane kola alabilir. Biz kumanda verdik diyor. Kumandaya bakıyorsun fasulye, pirinç, nohut. Bu zaten evde bunlardan çok yağ verdik kumanyada. Afyon Karahisar ilimizin Cumhuriyet sucukları var arkadaşlar. Kilosu 60 lira öyle bir şey. Ben o kumanyalara böyle bir Cumhuriyet sucuğu konduğunu hiç görmedim yani. Ya da Kayseri pastırması. Bir yarım kilo. Nerede böyle Türk devletlerinden gelme
Çok affedersin, nimete denmez de uyduruk böyle fasulyeler, masulyeler var. Akşama da kaynatsan pişmez yani. Pişmez. Belki son zamanlarda değişmiştir bu kumanya işleri, bilmiyorum da. Onlardan koyalım. Sen evde ne yiyorsun acaba? Peynirin kaç çeşidini yiyorsun? Anlar yedikten sonra da akşam yatsı namazına kadarken dua ediyorsun değil mi? Şöyle olsun böyle olsun. Ne olur. Turnikede bekliyoruz biz. Olur olur. Turnikede bekleyeceğiz abi. Devlet bize yardım etsin. Böyle diyorlar. Siktir lan. Devlet size yardım etsin. Devlet bize yardım ediyor da devletin yardımı sizden bize gelmiyor ki. Devlet ne yapsın lan? Abi arabaya biniyorsun, kimse besmele çekmiyor. Bir yere giriyorsun, kimse besmele çekmiyor. Ha ben de çok çeken biri değilim de. Hani buraya gelince fark ettim. Birini öğrettik de öbürünü kaldı. Dedim lan besmele çekelim ya. Arabaya binerken inerken hiç mi korkmuyoruz bir şey olur diye. Besmeleyle başladık. Besmele öğrettik. Onlar bilmiyorlar ne kadar çok şeyi savuşturduklarını besmeleden dolayı. Besmele öğrettik. İşte tuvaletlerin taharet giderini de öğreteceğim abi. Biraz daha gelip gitmek lazım buralara. Vallahi. Amerikalılar her yere kültür pompalıyorlar abi. Irak'a Amerika gidiyorlar demokrasi getirdik diye. Hı, Filistin'e Filistin'e. La Amerikalılar Irak'a demokrasi göndereceğinize tuvaletlerinize taharet gideri takın önce taharet. Şu kadar çubuğu koymaktan üşeniyoruz. Demokrasi götürecekmişsiniz. 10 santimlik çubuğu kendi tuvaletinize, çok özür dilerim, tuvaletinize koyamayan bir insan, bir kültür, medeniyet. Elin ülkesine ne demokrasisi götürecekler? Demokrasi götürdükleri ülkenin insanları günde 5 defa çak affedersin. Elini yüzünü yıkıyor abi. Totosunu yıkıyor. Tövbe estağfurullah. Çoluğu çocuğu, beliği bebeği. Herkesin evi pırıl pırıl mis gibi. Beğenmediğiniz Irak'ta, Filistin'de. İnsanlar günde 5 defa abdest alıyorlar. Tabii. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Tek kişi mi? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Dışında sökecek. Sökeceğiz. Lütfen düzgün cümle kuralım. Düzgün Türkçe kullanalım. Türkçemizi düzgün konuşalım. Her şeyden konuştuğumuz kanalımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben burada berber merber bulamayacağım abi. Acaba kendim derbinin tek bıçaklı permatiyle mi olsam? Ne yapsam abi bilmiyorum ki ya. Köpük müpük de getirmedik valiz ağırlık olmasın diye. Ekerken çok olurdu abi. Şampuandan tıraş olurduk. Anlasana kaşı. Abi video çekiyoruz. Ya berbere gitmem lazım. Abi çok uzak öyle. Adımın attığın yere tüpçü, kasap, manav bir şey yok yani. Bir gideceksin şimdi bak karşıda binalar var. Ebesinin fizanı. Nereden baksan yarım saat yürüyeceğim yani. O da bulabilirsek. Nöbeti de yedik ha. Vallahi nöbeti yedik. Bitirdik nöbeti. Abi ben diyorum her zaman inanmıyorsunuz. Günün manşeti CHP'de işsem büyüyor. 10 Kasım 2020. Abi bir şey olmaz ya. Bu koplocular çok abartıyor. CHP'ye bir şey olmaz abi. Devleti kuran parti olur mu abi? CHP'ye bir şey. Hayal dünyanızda yüzüyorsunuz abi. CHP'ye bir de bir şey olmaz. AK Parti'ye de bir şey olmaz. MHP'ye de bir şey olmaz. Türkiye'de kolay kolay bir şey olmaz abi. Yani böyle darbe marbe olmadıktan sonra Türkiye'de sürpriz şeyler buna benzer. Öyle partiler falan bir şey olmaz. Olmasın da ne gerek var abi? Ne olacak? Olunca kime ne faydası olacak yani? Aynı için arkadaşlar ne konuşuyorduk lan biz? Nerede kalmıştık? Abi mesajlar geliyor. YouTube'dan böyle bir sürü yere aboneyim de onlara bir okudum.
Nöbeti de yedik lan nöbeti, nöbeti. Nöbeti yedik nöbeti. Nöbet mi kaldı lan? Bu saati emekli edeceğim abi. Emekli edeceğim bunu. La alalı bir seneden biraz fazla oldu. Başına gelmeye kalmadı. Yani her yere çizildi. Altında yavşan biri durdu. Lojmanı temizlerken çarşafı çekiyorlar, pat düşüyor. Ben yapmadım abi diyor. Lan ben mi yaptım yavşak? Bunu almak için 2 sene sıra bekledim. Abi. İyi bir şey. Söylemesi ayıptır. Abi diyorum da her şeyim hızlı. Hızlı yürüyorum, hızlı konuşuyorum, hızlı yemek yiyorum. Yürümem falan, kendimi yürümemi beğenmiyorum. Böyle kapılardan falan çıkarken çarpıyorum. Saati çarpıyorum, omuzumu çarpıyorum, bacağımı çarpıyorum. İşte şöyle bir basit bir masaya otururken bile her yerimi çarpıyorum. Dolayısıyla çizildi yani. Sahilde geziyorum, bomboş arazi yani. Hani böyle çarpacağım bir şey yok. Ulan bir geliyorum bakıyorum, çizmişim. Nerede çizmişim acaba düşünüyorum. Şezlong aralarından işte misafir kovalarken sarhoş marhoş. Şemsiyelerin demirlerini çarpıyorum. Saat emekli edeceğim abi. Köye gideyim bırakacağım. Bir tane de orada var. Onu İtalyan getirmişti. Güzel, onu da çizeceğim diye korktum yani. Şimdi hediye o. Ama bu kendi paramızla aldık. Paraya gittik. Allah'a şükür. İnsanın kendi kazancıyla bir şeyini alması çok güzel bir şey. Bir bardak çay da olsa, bir tane... Tamam. Allah'ın nimeti. Böyle bir şey de olsa, kendi kazancınla, kendi alın terinle 5 lira da olur, 1000 lira da olur, 3000 lira da olur, fark etmez. Dünyanın en güzel şeyi kendi kazancını yemek. Onu da kendi üzerinde görmek. Allah da böyle bir şey istiyor. Hani cimriler mimriler kızıyorum ya. Ya sana Allah böyle bir imkan vermiş. İşin var, gücün var, tamam. İşin şimdi isteyen tarafına değil. 2,5 lira yetmiyor. Yetiyor aslında. Çağrı açmasan yeter. Şans oyunları oynamasan yeter. Yeter Allah, yeter. Neyse. Karşılığını Allah istiyor yani, görmek istiyor. Üstünde, başında, yemeğinde, içmeğinde, duruşunda. Al, al, al. Biriktir, biriktir, biriktir. Çorba 3 lira, çay 5 lira. Sokağa çıkarsam para harcarım. Evet, bugün de akşam oldu. Hiç para harcamadık. Çıksaydım 30 lira harcayacaktım. Bugün çıkmadım. 30 lira kârdayım. Böyle hayat mı olur lan? Düşünün, her şeyin hesabını yapıyorsun. Hiç sokağa çıkmıyorsun. Çıkınca işte elinde sürekli böyle kataloglar. Salı günleri işte müşteri indirim günleri olur marketlerin veya çarşamba günleri. Onları takip edersin. Kart verirler. İşte alışveriş yaparsın. Birikir, birikir, birikir. Bir sene sonra bakarsın 5 lira birikmiş. 40 yılda bir tane bisküvi 5 liraymış 4,5 lira alacaksın. O sana denk gelecek de sırf onu almak için sana 1 liraya bonus satıyorlar. Her marketin kartı var. Hesap kitap, hesap kitap. Hani sen sabahın birinde bakıyorsun, nallara dikmişsin, geberip gitmişsin. Bir hafta içinde eşyalarını yakmışlar, yıkmışlar. 2 hafta içinde borcunu, harcını, maaşını karına bağlamışlar. Bir ay içerisinde de mevlütünü okutmuşlar. Tamam mı? Seni hatırlayacakları en fazla 10 gün, 15 gün. Ananın ve babanın dışında arkandan ağlayan olmaz. Böyle bir dünyada çok aşırı kasmaya gerek yok. Ha ben bunları anlatıyorum. Benim öyle 10 milyar, 20 milyar bir gelirim yok. Ben asgari ücretli kazanan bir adamım. Ama şükrediyorum. Hiçbir zaman isyan etmedim. Kazancıma göre yaşıyorum. Hani kendimi anlatmayı sevmem de. Yani bunu anlatırken de tuzu kuru biri değilim. Tuzu kuru deyince
1 saat 40 dakika oldu ya. Şimdi size de güvenleyeyim. Akıllı telefon falan yok. O zamanlar tuşlu telefon var. Hani akıllı telefonum vardı da işte sattık ettik. Böyle bir dönemde böyle bir sıkıntılı bir dönem geçirdik. 6 ay 1 sene fazla sürmedi. Akıllı telefonu satmak icap etti. Sattık. Neyse evet, tuşlu telefon kullanıyorum. Çok da heveslisi değilim dedim ya. Biraz 1-2 ay para kazanak da ondan sonra bakarız falan. Şimdi oturuyorum şeyde, kulübede. Nöbeti devraldık. Telaş bitti. Akşam 11-12 oldu mu herkes evine çekiliyor. Emekliler yavaş yavaş inmeye başlıyor. Akşam yemeğini yiyen, yatsı namazını kılan camiden gelenler kulübeye geliyorlar. Bizim orası şey, emekliler lokali gibi. Böyle büyükçe bir yer. İşte oturuyorum burada, karşımda pencere. Açıyorsun. Tuşun muşun var. Basınca kapı açılıyor. Yabancı biri gelirse soruyorsun. Evet efendim, nereye geldiniz? Falanca, tamam. Misafir kayıt defterini yazıyorsun. İmzasını atıyorsun. İşte onu arıyorsun falan. Çok basit işler. Yan tarafta iki sandalye. Dışarıda iki tane bank. L şeklinde. Bir de beton dökmüşler. Gelince böyle ayakları falan çamur olmasın emekli arkadaşlar ya. Çam ağaçları. Tam site güvenliği. Ben de içeride kıçım donuyor. İçeride soğuk. Bir tane elektrikli soba koymuşlar. Şöyle uzakta kablosu yetmiyor yani. Ondan sonra oturduğum sandalye eski püskü. İki tane minder koyuyoruz. Minderler de şey, naylon böyle. Kayı. Yastan önce gidiyor. Ay zamana koyayım ya. Şimdi emekliler konuşuyor burada. Ben de böyle dinliyorum. Bayağı yaşlı emekliler. Bir tanesi de çok kafadan gibi. Şimdi hepsinin kuru 10 milyar geliri var. Anlatabildim mi? Adam emekli olmuş amına koyayım. 3 milyar emekli maaşı var, tamam mı? 3-4 tane daire yapmış. Hepsinden 1000 lira, 1200 lira, 1100 lira. En kötü 1000 lira kira alıyor. Yani ne yapar? 4-5. Adamın 6-7 milyar en fakirinin kuru geliri var. Kuru geliri de o söylüyor yani. Ben de orada duydum. Kuru gelir ne demek diye düşünüyordum. Kuru fasulye biliyordum da. Kuru gelir ne demek? Konuşuyorlar şimdi birbirleriyle. Al gülüm, ver gülüm. Oradan biri daha laf alıyor işte diyor. Anlatıyor hayat hikayelerini. Biraz hükümeti eleştiriyorlar. Yani eleştiriyorlar ya. Bildiğin sövüyorlar yani adam. Hükümete sövüyor. Hem ona oy veriyor hem eleştiriyor. Öbürleri var ya, ya sövüyorsan bana koyayım ya diyor. İşte şöyle yaptılar, böyle yaptılar falan. Şimdi bana geliyorlar. Hocam sen diyor. Benim adamın, o sitenin şirkete bağlıyız da daha sonra sitenin bünyesine geçtik. Çok da bir şey fark etmedi. Bir 150 fark, maaş fark etti. Şimdi bende hiçbir ses yok. Hükümete sövmüyoruz. Devleti eleştirmiyoruz, tamam mı? İşte asgari ücret şu kadarmış lan bize. Yani o zamanlar 1200 lira mıydı asgari ücret? 1200 lira mıydı, öyle bir şeydi. Benden ses soluk yok. Ha dinliyorum şimdi ihtiyarları. Vakit geçiyor yani. Güzel de onları da konuşturuyorum biraz. Bana en son dediler ki ya sen diyorlar amel efendim hiç tuzun kuru herhalde senin diyorlar ya. Hı? Sen bayağı diyor evin var mı ya hocam senin diyor. Var dedim, köyde babamın evi var. Yok yok diyor, sen diyor. Hani ben konuşmayınca zannediyorlar ki benim 3-5 milyar 8-10 milyar gelirim var zannediyorlar. Elimde Nokia telefon sallıyorum böyle, çeviriyorum falan. Kafamdaki şeyleri şöyle ekrana yansıtsan onlar hepsi bayılır, kalpten giderler. Ne diyorum? Böyle soğukkanlı bir şekilde. Yo yo sende bir şey var diyorlar. Senin durumun iyi herhalde. Durumum iyiymiş benim de. Abi çekmece çekiyor bir tane probüs bisküvi. 3 gün yiyorum, içinden 8 tane çıkıyor. 2 tane simit getiriyorum. Birini o gece yiyorum. Öbürünü de sabah giderken kahvaltı olarak. Gerçek hayat. Şu çekmecenin içindeki gerçek hayat. Hele hele. Konuya nereden geldik anlamadım. Bağlayamadık da. Videoyu izlerken bakarım. Son zamanlarda kendimi izleyip gülüyorum. O garaj videolarından sonra. Nöbeti de yedik amına koyayım. Abi solerle niye içiyorsun ya? Niye lan? Abi solerle günahtır. Yapma ya. Son ayakla girmek günahtır. Çıkmak şöyledir. Ağzının içinde bile diyor. Arkadaş öyle diyor. Yemek yerken bile diyor ağzının diyor sağ tarafıyla çiğneyeceksin diyor.
Allah'ım yarabbim yarasın. Her şeyi sağdan yapacakmışız. Dedim oğlum sen git onu babana söyle babana. 10 tane çalışanı var. Baban anlarsın onu babana söyle. Turnikede bekleyecek onlar. Öbür tarafta. Sana demeyecekler ağzını taraf filan yemeğe yedin. Sol elinde niye çay içtin su içtin de sana sormayacaklar. Bunlar hiç sormayacak şeyler ha. Yani orada pasaport polisi sana niye sol elinde çay içtin diye sormayacak. Bunlar göze batıyor. Ne yapayım? Bunlar göze batıyor. Maaş faturasını alıyorsun. 29 Ekim'deki mesai saati yok. Arefe günü yok. 10 Kasım yok. 23 Nisan yok. İşte ne bileyim bilmem ne. Site güvenliği, sanayidesin tamam mı? Mesai yapmışsın. Yok, cızık. Onları sormayacaklar, bunları soracaklarmış. Sizi var ya sizi. Sizi var ya işin gücünün senaryo. Sözler etmek günahmış. Buna kim inanır? Kader inanır. Böyle kötü espriler vardı eskiden. Basit espriler. Buna kim inanır? Lo? Kader inanır. Adamın kuru geliri varmış 10 milyar. Kuru gelir. Geliri kuruymuş. Kuru fasulye biliyorum da kuru geliri de oradan duydum. Parası olan şikayet ediyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Şikayet edenlere bak şikayet ediyor ya. Abi kesin ya karısından ya karısının ailesinden. Veya karısıyla beraber çalışıp ortak bir ev almışlardır. Ya anası babası tamam mı? Bu bizim tekne gazıntısı. Biz bunu çok ihmal ettik. Üç çocuğun en küçüğü bu demişlerdir. Buna vermişlerdir bir şeyler falan. Abi kesin öyledir bak. Bunlar hep kamuflaj. Bunları kamuflaj etmek için bilmiyor ki adamın. Kalbini arayıp yarıp bakmıyorsun ki. Adam ne anlatıyorsa kendiyle alakalı. Sen de ona inanmak zorundasın. Yok ya yalan konuşuyor mu diyeceksin. Bilmiyorsun ki. Adam dert yanıyor. Böyle böyle falan diyor. Sonra anlıyorsun ki lan adam karı koca bir araya gelmişler. Güzel ev almışlar. Ev kira vermiyor. Niye şikayet ediyorsun ki? Yani Türkiye'de kaç kişinin kendine ait evi var. Değil mi? Sen işte evi olanlar sınıfına girmişsin. Kirada olan adam o kadar dert yanmıyor mesela. Ya bizim de çocuk var, çocuk oku diyoruz. Ya yavşak çocuk oku diyorsun da yiyecek içecek köyden geliyor işte. Çocuğun biri kayınvalide, öbürü kendi annenin yanında yazın. 3 ay boş. 15 tatillerde de boş. Biliyoruz da konuşuyoruz. Ya öyle olmazsa da böyle olur. Her şeyde bir şey buluyorlar. Ya şükret işte amına koyayım. Evin var, kira vermiyorsun şükret. Öbürü de gurbette çoluk çocuk geçindirmeye çalışıyor. Köyüne para gönderiyor. Karının çocuğun yüzünü görmüyor. O ne yapsın? Ölsün mü? Kendini asılma aşağı. Ne kadar güzel olur değil mi? Düşünsene adam yokluktan kendini aşağı atıyor. İntihar ediyor. Sen akşamlara patronlar izliyor haberlerde artık. Allah Allah görüyor mu diye. Adam ne derdi varmış acaba diyor. İşte toplumun psikolojisi bozuldu diyor. Patron adam. O kendi atanın şahsın kendi personeli olduğunu bilmiyor halbuki. Adam kendini atmış bunalıma girmiş. Geçinemiyor. Yani vay be toplum bozuldu ya diyor. Toplum bozuldu diyor. İşte hükümet atıyor. Yavşak sen hakkını ver bakalım ona 300 lira fazla dokundur bakayım. Ne yapıyor? 300 lira. Çocuğunun ayakkabısının parası da 300 lira. Yani senin çocuğun 10 milyarlık iPhone kullanırken, iPhone, telefon kullanıyor 10 milyarlık Samsung. En güzelini kullanıyor senin çocuğun. O niye kullanamıyor? Hadi kullanmasın da onun maaşını niye dokundurmuyoruz 300-500? Malımın ortağı mısın la diyor. Aslında malımızın ortağıyız. Çünkü onda bizim hakkımız olduğu için, işçinin hakkı olduğu için ortak olmuş oluyoruz. Verseniz ortak olmayacağız. Öyle sence de malımızın ortağı mısınız? Bak ağzınıza söylediniz. Olabilir.
Olabilir mi acaba? Arkadaşlar biraz bu Rusya'nın şu Bolşevik ihtilali, bunların yıkılma süreçleri, bu komünizm işleri var ya, bu işleri biraz birazcık karıştırın. İşte böyle Orak Çekiç falan var bunların mesela, devlet harmanlarında, işte hükümet binalarında, işçi sınıfının çok kullandığı Orak Çekiç mesela. Değil mi? Şimdi bunları bilmeyen bir adam bunları dinlese Allah Allah der. Ya bunlar der, acaba der Müslüman falan mı? Yani Kur'an-ı Kerim'den mi etkilendi? Adamlar öyle şeyler anlatıyorlar ki sonra şöyle diyorsunuz. Ya biz bunları çocukluktan beri duyuyoruz. Hep hutbelerde, mutbelerde, vaazlarda. Değil mi? Bizim hocalar bunları anlatıyor zaten. İşte bize diyor ki alın telegramadan hakkını verdi. Aynı şeyi söylüyorlar. Alın tere demiyor da emek diyor. Aynı. Kelime farklı. Yani aynı şeyi farklı bir kelimeyle izah ediyor sana. Evet arkadaşlar. Siyasi mesajımı da verdik buradan. 2 saate devirdik. Rekor kırıyorum bugün. Rekor üstüne rekor. Kendi rekorumu kırdım. 2 saat konuşulur mu da? Ayrıca bu komünistliği bir araştırın bakın. Bunlar niye yıkılmışlar? Ne anlatıyorlar? Hala anlatıyorlar. İşte video çektim. Kilisenin yanında Lenin heykeli koymuşlar. Cumhurbaşkanlığı binasına. Lenin'in anlattıklarıyla kilisenin mantığı aslında birbirine hiç uyuşmuyor. Güzel de bir kilise yapmışlar. İşleri güçleri göstermelik yapmışlar. Yani komünizm yıkılınca hemen Hristiyanlığı kakaladılar bunlara. Komünistlik iyiydi de komünistliği dinsizlik gibi anlattılar halka. Lan halk yer mi? Yavşak. İşçi sınıfı, işçinin haklı emeğime diyorsun. Ondan sonra işi Tanrı'ya bağlıyorsun. Bizim üfürükçüler var ya, her şeyi kadere bağlarlar. Şu nazar değdi. Allah böyle bir işaret verdi. Hep oraya şey yaparlar. Allah Allah, bu işin acaba sorumlusu ben miyim diye düşünmezler. Bunlar da aynı. Komünistlik ilk zamanlar iyiydi. Ondan sonra dinsizliği, imsizliği kösünce bunlara, tabi toplumu kabul eder mi etmez abi. Toplumu kandıramazsınız. Benim aklım hala bu zorafada. Bu adam bunu nasıl çekti? Bu hizadan. Abi bu ülkenin her yeri soğuk. Burada 4 mevsim falan yok. Yani burada mevsim diye bir şey yok. Burada mevsim hani birden fazla bir şey olunca ona dersin mevsimler. Tek olduğu zaman mevsim diyemiyorsun. Burası sadece kış ülkesi. Anlatabildim mi? Rusya da aynı, Ukrayna da aynı. Güneş görmüyorum kaç gündür ya. Soğuk memleket, soğuk. Bu binaları, bu koca yapıları. Bir de yıllar önce. Hani şu karşıdaki binalar ve bu bizim binamız 20 yıllık falan. İçim güzel bakmayın da. Ama kalın kalın duvarlar. Nereden baksan 1 metre kalınlığında. Ben Tokyo'da Mokyo'da yaşadım. Konya'da, Ankara'da, İstanbul'da, orada burada. İyi kötü biliyoruz bu işleri. Ya diyorum yani peteği yakmasalar da içerisi sıcak oluyor abi. Pencereler biraz küçük. Duvarlar kalın. Abi eski binalar zaten yığma tuğma. Fırın tuğla ve o soğukta, o temeller, o binalar nasıl yapmışlar abi? 80 sene önce kurmuşlar bu miski. O videolarda görüyorsunuz ya, cadde boydan boya ip gibi 7-8 katlı binalar. Abi hepsi devlet kurumu değil ki abi, iş merkezi onlar. Öyle ve yukarılarda yaşayan insanlar da var, normal hayat yaşayan insanlar da var. Böyle gidiyorsun öyle, içeri giriyorsun aynı, ip gibi dizmişler. 80 sene önce buranın nüfusu ne kadardı? Zaten şimdi 10 milyon. Şimdi 10 milyon. 80 sene önce burası köymüş. Bak karşımızda küçük bir mahalle var. Eski yapısını korumuşlar. Etrafında büyük. Bu Ankara demet evlerdeki gibi büyük binalar var. Ya da İstanbul'daki böyle şeyler var ya şu.
Ali bilmem ne vardı şu Trabzon'un iş adamı. Onun binalar gibi değil yani. Onun binalar gibi var. Ortasında küçük bir köy. Eski yapısını muhafaza etmişler. Binalarda çatıları matılarını yenilemişler. Abi o soğukta, ayazda sen bu kadar binaları nasıl yaptın ya? Yani kaç işçi çalıştı? Bunu nasıl yedirdin, içirdin bu kadar adama? Şimdi, ya şimdi derken tabii geldiğim süre içerisinde parklara maklara çok gittim, müzelere. Böyle yaşlı yaşlı insanlar parklarda görevli arkadaşlar. Müzelerin içinde, dışında, sağında, solunda hep yaşlılar var. Kalın kalın giyinmişler. Böyle kalın tabanlı botlar. İşte elbiseler geniş geniş. Muhtemelen içine de birkaç kıyafet giydi. Kafalarda bir şeyler böyle. Adam böyle görüyorsun ve elinde sadece süpürge müpürge. Ve sen bu adamları parka temizlettiriyorsun bu halde. Bundan 80 sene önce, 100 sene önce bu şehri kurdun. Bu ustayı nasıl çalıştırdın sen burada? Ne yedirdin, ne içirdin? Öyle abi. Ben şimdi bu gördüğümü ben değerlendirmiyorum ki. 80 sene öncesini düşünüyorum. Rusya'nın komple her tarafı buz. Değil mi? Şimdi buradaki insanların hani devrimini, sosyo-psikolojik yapısını, kültürünü, devlet mantığını, insanların hayata bakışını, yaşam şartlarını, geçmiş tarihleriyle falan da yani toplu halde bir anda hepsine beraber bakmak, değerlendirmek gerekiyor. Zürafacığım biraz şöyle dur lan. Değerlendirmek gerekiyor. Anlatabildim mi? Şimdi bir Afrika'ya git, kış nedir bilmezler, kar nedir bilmezler. Orada cıplak gezersin. Burada nasıl yapacaksın abi? Nasıl yapacaksın? Sokak gösterileri oluyor. 2 saat, 2,5, 3 saat. Hava soğuk. Şimdi itfaiye bir su sıksa hepsi geberir gider soğuktan. Sen bu adamları her gün çalıştırmışsın. Koca ülke kurmuşsun. Ve bu adamlar devrim yapmış. Yani hükümet yıkmışlar, sistemi değiştirmişler, anlatabildim mi? Ülkenin her yerini aynı anda karıştırabilmişler. Teşkilatlanmışlar. Telefon yok, telsiz yok. Telsiz vardır da. İnternet yok, YouTube yok, bir şey yok. Anlatabildim mi? Bu adamlar buralarda, bu halk, ezilmiş halk. Sistemi değiştirmiş abi. Komünist sistemi yıkmış. Kiliseye başkaldırmış, devlete başkaldırmış falan filan. Hani düşünüyorum, nasıl yapmışlar abi bu adamlar? Efendim, kışın yapmazsın da hani yaz olsa sıcaklarda yapsan olur. Mantığı odur yani. Kışın hayat durur. Helal olsun diyorum yani. Helal olsun, helal olsun. Tarih bilgimiz yani işte. Dilimizin döndüğünde. Son günü dinleyiciler. Sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Çayı da bitirdik ha. 3 bardak içtim mi ya? Bardak dediğim de tencere ha. Bununla bir kavgaya girsen adamın ağır kusurdan ceza alırsın. Direkt kafaya geçirsen bunu. Kafa ağır kusur. Ya mesela adamın kafasına vurunca kanunlarda ağır kusur var işte. Dikiş atıyorsun, yarılıyor. Veya yumruk atıyorsun. Ağır kusur. Dünyanın her yerinde, bütün kanunlarda, gelişmiş ülkelerde bu da ağır kusurdur. İşte bizi de kursta falan öğretiyorlar ya, işte jopu buralara vuracakmışız. Böyle kala yerlerine, poposuna. Nasıl vuracaksın? Lütfen bir dakika bekleyin, kaba yerlerinize vurmak zorundayım. Kafaya vurduğun zaman ağır kusur. Peki abi, Türk hatunları, kocalarının, bizim gariban Türk erkeğinin kafasını ütülüyor. Bir ütülüyor, iki ütülüyor, üç ütülüyor. Dördüncü adam kafayı kırıyor mesela. Ya kadına zarar veriyor, ya kendine zarar veriyor. Ya boşanıyor, ya bir şey oluyor. Ya da işte arada bir şeye kırıya döküyor. Mesela bu da psikolojik olarak, hani onlar diyor ya, psikolojik baskı yapıyorlar. Bu da psikolojik olarak ağır kusur olamaz mı abi? Adamın kafayı ütülüyorsun, hakaret ediyorsun mesela. Aşağı alıyorsun. Psikolojik ağır kusur diye mesela kanuna, literatüre girse. Bak buradan söylüyorum. Psikolojik ağır kusur. Şimdi bunu kafasına vursan kadının. Kadına şiddete hayır bu arada. Kadına şiddete, erkeğe şiddete, hayvana şiddete hayır. Bu da beyin jimnastiği yapıyoruz. Yani kavga derken adamın birinin kafaya geçirsen böyle bir şey. İşte bir sürü tantana. Ya kadınlar kocalarına yapıyor.
Hani diyorlar şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden falan filan diye bunlar azıttılar. Yani birazcık cesaretlendiler. Azıttılar demeyelim de. Tehlikeli sularda yüzüyoruz. Psikolojik şiddet uyguluyor bana amına koyayım falan diyorlar. Lan psikolojik şiddetin alasını uyguluyorsun sen koca he. He? Adam kavga ederken saati yüzünü çizmiş. Nereden ispatlayacaksın sen? Senin istersen gazara ne oldu der. Kadının beyanı esastır. Çok enteresan. Kadının beyanı esas. Yani kadın ne derse verdiği ifade, anlattığı olaylar onu ciddiye alıyorlar. Tamamdır, sen doğrusun, doğru söylüyorsun diye hükmediyor. Bak şimdi. Adam diyor, yok. Bunun neresi pozitif ayrımcılık acaba? Buna pozitif, yani böyle artı, pozitif, olumlu. Sen çok pozitif bir insansın, olumlu bir insansın. Bak, abi böyle bir şeye pozitif diyorlarsa, birileri barış diyorsa, birileri böyle kardeşlik mardeşlik, anla sana hak, hukuk, emek, memek diyorsa arkasından böyle bir şey geliyor yani. Geliyor olabilir diye düşünüyorum ben. Hani sıkıntılı bir kelime kullanmayak da. Hani HDP'liler barış istiyoruz diyorlar ya, güvercin falan atıyorlar. İşte bunlar da pozitif ayrımcılık diyorlar yani. Desek oğlum kadına şiddete hayır de. Bizi tamam destekliyoruz diye. Ama pozitif ayrımcılık deyip kadının beyanı esastır dediğin zaman yani tam tersi, erkeğin beyanı esas değildir. Nedir? Mahsustur. Yani mahsus şakadır. Erkeğin dediği şakadır. Bak tam tersi. Ben ters psikoloji yapıyorum. Kadının dediği esastır. Erkeğin dediği esah değildir. Nedir? Peki nedir abi? Yalan mıdır? Altını doldur boş. Yani bak şimdi boşluk var burada. Kadınki esassa erkeğinki esah değildir. Ortada bir olay var. O zaman yalandır. Yalan olduğunu nereden biliyorsun? Peşin hükümlü. Erkek dediyse yalandır. Kadın dediyse doğrudur. Abicim. Eşitlik demeyelim biz buna da. Adalet diyelim. O zaman şöyle bir şey olur. Kadınlar arasında da yarın bu işi topluma kabul ettirirler, etmeyiz de. Bu sefer kadınlar arasında da bir ayrımcılık olur. Yaşlı olur, genç olur. Okumuş olur. Okumamış olur. Mini eteklisi olur, kapalısı olur. İş oraya gider. Onların arasında da pozitif ayrımcılık içine girerler. Bu feministler, meministler, hayvan hakları savunucuları falan, hayret. Bu işlere kafa yoruyorlar. Onlar da kendi aralarında bölerler. Pozitif ayrımcılık demezler de ona da ne derler? Sınıfsal ayrımcılık derler işte. Biri şehirli kadındır, öbürü köylü kadındır. Bak, iş öyle gider. Onun için erkeği devreden çıkarmaya çalışıyorlar. Erkek de devreden çıkmaz. Toplumun parçası, kadın da çıkmaz. Biz nereden başladık, konuyu nereden getirdik buraya bilmiyorum da. Eşitlik yoktur. Toplumsal eşitlik diye. Adalet vardır abi. Ben diyor 2,5 lira alıyorum, geçinemiyorum diyor. Benim diyor müdürüm diyor 10 bin lira alıyor. Bak. Kulağına kadar hoş geliyor değil mi? Doğru, ben 2,5 bin lira alıyorum. Zor geçiniyorum. Adam hiçbir şey yapmıyor diyor. Hemen abim oturuyor diyor kulübede diyor. Ofiste diyor, işte bilgisayarın başında diyor. Veya işte adam bürokrat olmuş ya da bir holdingde müdür. Alıyor 20 milyar maaş. Ya benim yani herhangi bir sigorta şirketi olabilir. Bir inşaat şirketi olabilir. Ha benim bir... Olabilir abi. Mağazanın sahibi olabilir. Genel müdür olabilir. Adam 20 milyar maaş alıyor. Elemanlar 3 milyar alıyor. 2,5 alıyor. Adamı arabayla gelirken görüyorsun. Bir de giderken görüyorsun. Akşama kadar ofisinde oturuyor değil mi? İşte yemeğe ayağına geliyor. Veya işte 3-5 çalışan var. Kapalı ortam, dışarı çıkmıyor adam falan. Seni bile görmez, sen onu görmezsin ayda yılda bir. İşte falanca efendi geldi, güvenlik arar, hemen kaydeder, gruba atar. Adam diyor, alıyor şu kadar maaş. Ya biz diyor soğukta nöbet tutuyoruz, bak. Ben diyor kasacıyım, kasiyerim diye çalışıyorum diye, bak ne kadar. Kardeşim,
Yani istiyorlar ki bu komünistlikte bunu da anlatıyorlar. İşte patron da 3 lira alacakmış, eleman da 3 lira alacakmış. Bu emekçiler var ya, yani işi verip bokunu çıkarmışlar. İlk başta güzel anlatıyorlar. Sonra herkes diyor aynı maaş alacakmış diyor. Bak. Adama derler, oğlum patronun aldığı riskle senin aldığın risk aynı mı? Yavşak. Sen bir tane bardağı markette temizlik yaparken düşürsen, kırsan markete örnek vererek. Atıyorum Mikros'ta çalışıyor veya A101'de. Bir tane bardak 5 lira. Senin riskin 5 lira. Maaşından dahi kesmezler. İş kazası. Adam milyarlarla oynuyor. Bir tuşa yanlış bassa, bir hesabı yanlış yapsa. Anlatabildim mi? Adamın riski milyarlık, senin riskin 5 lira. Onun için o riskinin karşılığı alıyor parayı. Böyle bakmak lazım. Hani işin bokunu çıkarmayalım. Biz 3 lira, 2,5 alıyoruz, geçinemiyoruz. Onlar şöyle, abi burada adalet var. Gelir eşitliği diyorlar. Gelir eşitliğiymiş. Ben 2,5 alıyorum, patronum da 2,5 alacakmış. Ama buna gelir eşitliği demeyin de, bize hakkımızı verin, mesaimizi verin. Yani Türk parasını doların karşısında ezdirmeyin. Asgari ücrete zam yapılınca kiralarda 300 lira zam gelmesin, tamam mı? Piyasayı da böyle kontrol altında tutun. Bunları söyleyin ki andan sonra mantıklı bir yere oturtabilelim yani. Tamam mı? Eleştiri de bir yere kadar. Adaletle gelir eşitliği. Eski solcu mantığı. Türkiye'dekiler. Şimdi solcu arkadaşlar kızacaklar. Yani ben oy verenlere bir şey demiyorum. Bunların fikir babalarındaki fikir babalarının yazdıklarını kulağa hoş gibi geliyor. Solculuğu Türkiye'ye getirirken işte bu adamlar getirdi. Komünistlik. Yani buradaki komünistlikle atıyorum Rusya bölgesinde bu buralardaki komünistlikle bizim ülkedeki komünistliğin, solculuğun hatta sağcılığın hiç alakası yok. Solculuğun da alakası yok. Sağcılığın da alakası yok. O anlatılanlar bizim oraya geçtiği zaman dinsizlikmiş gibi çevirmişler. Burada öyle bir şey yok. Bizim oraya solculuğu, dinsizlik, dine karşı... Bu ne lan? Dine karşı mesafeli bizim sol kesim. Yani bunu pompalarken memlekete bu işi ilk getirenler bu şekilde plan program yapmışlar. Burada tam tersi. Avrupa'da tam tersi. Solcular daha kilise, din, diyanet işlerine içindeler. Sağcılar daha mesafeli. Şuna kafam gitti. Geçen haftadan kalma abi. Evet, seni kalbimden siliyorum. Abi kalemle çizmiştim. Dövme işine karşıyım mı? Hemen şuradan tık tık tık. Abi vücudunuza dövme yaptırmayın. Dini boyutunu bilmem ben ama güzelim vücudunuzu bozmayın abi. Bana ilk zamanlar iyi bir şey gibi geliyordu. Sonra böyle dövmeli mövmeli kadınlar gördükçe, erkekler de tabii. Gençleri meşleri gördükçe dedim ya bu dövme işi iş değil ya, abartmışlar. Bir şey yaptırıyorsun, olmadı beğenmedim, şurada yaptırıyorsun, o da olmadı, buraya. Onlar hep kalıyor abi. Sonra onları silemiyorsun. O yaptırdığın adamla ayrılıyorsun, karıyla boşanıyorsun, işte ne bileyim, kız arkadaşına ayrılıyorsun. O gün bunalım takılmışsın, şartlar şunlar bunlar, sonra zevkin değişiyor. Onu sevmiyorsun mesela, şunu, öbürünü, berikini, silemiyorsun da. Konuşmadığımız dövme işi vardı, onunla konuştuk. Ya Rabbi, günümüzde şükürler olsun, her günümüzde. Sevgili dostlar. İki saati devirdik Allah'a şükür. Beni bıkmadan, usanmadan, gerçekten, yani hakikaten 2 saat 10 dakika.
Beni dinlese güvenlikçiler dinler abi. Nöbette koymuştur şimdi arkadaşlar. Basmışlardır. Alüminyum çaydanlıkla çay yapıyordur. Artık 10. bardağı falan. Abi bak konuş ya. Simit poğaça da bitmiştir. Elma varsa elmayı da yemiştir. Abi çay almadı ya. Ama nöbeti yedik değil mi? Güzel oldu. 2 saat çok fazla da. Yani yarım saatlik videolar. Mafya mı? Meli ve Şohuz Kolkuli. Mafya diye bir müzik grupları var bu Rusların. Onlara aboneyim de. Aşağı geliyor şimdi diye gösterim de. Yok işte yeni bir müzik yükledik. 2 saat videolar çok olur da. Böyle 15-20 dakikalık yarım saatlik videolar. İnşallah gelir. Devamı gelecek Allah'a şükür. Beni bıkmadan, usanmadan sabırla dinlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine buna benzer tuhaf sohbetler, tuhaf mevzularla karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kanalı abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Beğenip beğenmemek için bir şey diyemiyorum. Hem abone olup hem beğenmemek olabilir. Mantıklı. Ben de çok abone oldum ama beğenme tuşuna basmadığım yerler var. Ama yine de abone olmanız bu kanalı desteklemeniz anlamına geliyor. Size sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum bu konuda. Videoların devamı gelecek. Sizlerin sayesinde. Soru ve görüş özellikle. Soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Bir fikir olabilir. Eleştiri de olabilir. Her şey olabilir. Evet sevgili dostlar. Minsk'ten, Belarus'tan, bu güzel şehirden hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.